abisi Mehmet Dinçerlerle gecelerde göründü hakkındaki hangi iddiayı yalanladı? Bu kimse ilgilendirmiyor bu. Az sonra. Aslı Enver, müstakbel kayınvalidesinin yakın markajında. Önder Öztarhan ve annesi Aslı Enver'in oyununu izlemeye geldi. Gecede neler yaşandı? Geldiler. Evet geldiler. Kulis ziyaretinde de bulundular sizi. Evet öyle oldu. Tepkileri nasıl? Müstakbel kayınvalide yakın takipte. Az sonra. Beklenen bebek doğdu. Kurt Efe Tatlı Tu dünyaya geldi. Doğumdan saatler önce anne Başak Tatlı Tu heyecanını nasıl dile getirdi? İyiyiz, heyecanlıyız. Ve oğlunu kucağına alınca gözyaşlarına boğulan Kıvanç Tatlı Tu mutluluğunu hangi sözlerle paylaştı? Sonra. Güzel bir hafta sonu sabahından herkese merhaba. Ekranların en çok izlenen magazin programı Cumartesi sürprizinde birbirinden ilgi çekici içeriklerle 3 saat boyunca karşınızdayız. Programımızı ünlüler dünyasından mini bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlüler dünyasından haberler. Nişantaşı'nda ilginç bir gelinlik çekimindeyiz. Manken Gizem Özdilli sokak ortasında gelinlikle poz verirken haliyle epey ilgi çekiyor. Gelinlik çekildiğini görmedim yani hani böyle yerlerde özellikle. Çocuklar müsaade eder misiniz? Müsaade edin. Maxim grubu yeni şarkıları Yalan Dünya'yı yayınladı. Şarkı kısa sürede sevenlerinden ilgi gördü. Çok heyecanlıyız öncelikle. Söz müzik kardeşim Hakan'a ait olan bir beste. Yaklaşık 3 hafta önce piyasaya çıkardık ve şu an çok güzel izleniyor, dinleniyor. Biz de çok mutluyuz. Şarkımız güzel gidiyor. 3 hafta önce çıktı. Umarım daha da iyi dinlenir. Şu anlık çok güzel bir yol. Şu anda da 2.2 milyonu gördük. Aynen. 2.5'a doğru gidiyoruz. Evet. 2.5'dayız şu an. Şarkı daha da iyi olur. Yaşadım beni yordu yordu. Yalan dünya her şey yalan. Nedenini sorma beni daha yorma. Arayıp da bulma bir kez daha vurma. Gitmiyor bitmiyor sanki daha büyüyor. Üstümdeki dertler yüzümde sırıtıyor. Engelsiz Yaşam Vakfı ve Beykoz Engelliler Derneği'nin iftar yemeğine Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir katıldı. İki ünlü isim sevenleriyle güzel bir akşam geçirdi. Evet. Gel bakayım, gel. Ay, çok bugün. Ay aşkım. Hayatım. Benim kucak ayım. Canım benim ya. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Şimdi yalnız siz bir şarkısın sen. Ömür boyu süreceğiz. Sokakta söylediği Vazgeçtim şarkısıyla üne kavuşan genç şarkıcı Mehmet Baştürk, yaşadığı bir aşktan esinlendiği Bir Daha adlı yeni tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Senin olamadım da fazla kalamazdım ya. İnan artık sorun değil bu aşk bana. Senin Meryem Uzerli iki güzel kızı Lara ve Lili ile havuz keyfi yaptığı anların videosunu takipçileriyle paylaştı. İki genç oyuncu İlayda Alişan ve Burak Yörük eğlenceli ayna videolarını yayınladı.
wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe, wipe, wipe. Gökhan Türkmen yeni çalışması Mahşer'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Yalnızlık senden kolay, çoğurma kendini. Kaldırdığım duvardaki güzel resmini, yakında kalbimden de silerim ismini. Boşver, senin yanın mahşer. Pandemi öncesinde çekilen 7 filminin galasındayız. Galanın sunuculuğunu Tuğba Özay üstlendi. Çünkü çok ihtiyacımız var. Sinemaya, tiyatroya, konserlere çok çok ihtiyacımız var. Çünkü herkes çok zorlu süreçlerden geçti. Ve hepimizin gülmeye, düşünmeye, sosyal ortamlarda olmaya, insani ilişkilere çok ihtiyacı olduğu için arka arkaya da birçok film vizyona girecek. Ben de bu süreçte 6 tane sinema filminde rol aldım. Bir röportajında cezaevi günleriyle ilgili konuşan Tuğba Özay, hayatının en verimli döneminde hapis yatmanın kendisinde travma yarattığını söyledi. Dönem evet çok büyük bir travma oldu. Yani Allah hiç kimseyi 4 numarasına koymasın bir kere. Hele bir de haksız yere, haksızlığa uğrayarak, linç edilerek, hiç hak etmediğiniz şekillerde yansıtılarak bunlara dayanmak çok kolay değil. Ama gerçek. Nejat İşler'in üzücü hali. Siz ayakta durun. Sekiz yıl önce 96 gün tedavi gören, ölümden dönen, herkesi korkutan Nejat İşler. İstanbul gecelerindeki haliyle çok şaşırtacak. Nejat İşler'in üzen görüntüleri geliyor. Siz ayakta durun. Az sonra. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Boşanmalar, ayrılıklar. Ünlüler dünyasından aşk vaziyetleri. Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum düşündüm. Aşkı kıvıramadılar. Bir an Damla Yılmaz'la Çağrı Tel kıvıran neden ayrıldı? Hoş geldin ayrılığa. Ve olay paylaşım. Tuğba Büyüküstü'nün bu satırları Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya cephesinde nasıl yankı bulacak? Ben özlediğim galiba seni. Az sonra. Sen bu kadar sitemledin. Çok kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden bomba gibi haberlerle devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Yılmaz Erdoğan'la Kıbrıs'ta kahkaha tufanı. Çocuk sahibi olmak isteyenler. Manyak mısınız? Oscar tokadı diline düşerse. Oh wow! Wow! Bana orada tokat açacak, bunu ağzını burnu kırar. Yılmaz Erdoğan, tokatçı Will Smith'e nasıl meydan okudu? Çünkü uyarayım, yani ben Chris Rock gibi davranmam yani. Ve Yılmaz Erdoğan'la Sırlar Dünyası, Aksakallı Dede hastalığını nasıl bildi? Bu dedi sol tarafta %15 civarında çay içerken MR'ı çekti herhalde. Az sonra. Gazi Aşıklar Londra'da yakalandı.
İstanbul gecelerinde sobelenip aşkları belgelenen Hande Erçel'le Kaan Yıldırım'ın Londra Kaçamağı geliyor. Az sonra. Beklenen bebek doğdu. Kurt Efe Tatlı Tu dünyaya geldi. Doğumdan saatler önce anne Başak Tatlı Tu heyecanını nasıl dile getirdi? İyiyiz, heyecanlıyız. Ve oğlunu kucağına alınca gözyaşlarına boğulan Kıvanç Tatlı Tu mutluluğunu hangi sözlerle paylaştı? Az sonra. Acı ama gerçek. Nejat İşler'in üzücü hali. Siz ayakta durun. Sekiz yıl önce 96 gün tedavi gören, ölümden dönen, herkesi korkutan Nejat İşler. İstanbul gecelerindeki haliyle çok şaşırtacak. Nejat İşler'in üzen görüntüleri geliyor. Siz ayakta durun. Az sonra. Yılmaz Erdoğan'la Kıbrıs'ta kahkaha tufanı. Çocuk sahibi olmak isteyenler. Manyak mısın? Oscar tokadı diline düşerse. Oh wow! Wow! Bana orada tokat açacak, bunu ağzını burnu kırarım. Yılmaz Erdoğan, tokatçı Will Smith'e nasıl meydan okudu? Çünkü uyarayım, yani ben Chris Rock gibi davranmam yani. Ve Yılmaz Erdoğan'la Sırlar Dünyası. Aksakallı dede hastalığını nasıl bildi? Bu dedi sol tarafta %15 civarında çay içerken MR'ı çekti herhalde. Az sonra. Ahu Yatu, Hande Subaşı'nın eski eşiyle görüntülenince nasıl panik dolu anlar yaşadı? Cevabı İstanbul caddelerinde. İstanbul caddeleri hareketli, tempolu ve hızlı. Hangi ünlü nerede, nasıl görüntülendi? İşte renkli cadde turu. Cadde turunda usta oyuncu Zuhal Olcay'la birlikteyiz. Geçmiş dönemde sanatçıların astronomik rakamları aldıkları sahne kıyafetlerini eleştirmişti. Yine aynı şekilde mi düşünüyor? Evet, yani sürdürülebilirlik biliyorsunuz günümüzün artık çok duyulan, bilinen bir tarifi. Yani dolayısıyla kıyafetlerde de aynı şeyi yapmakta bir sakınca yok. Bence daha iyi bir şey. Gülşen'in sahne kıyafetlerini nasıl buluyorsunuz? Gayet güzel buluyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftiyle birlikteyiz şimdi de. Özdemir biraz kalın giyinmiş gibi sanırız. Hava çok güzeldi. Şimdi ben bir garip oldum. Bu mevsime uymadı. Bakım yaptırmışsınız galiba sabah. Cilt bakımı. Nasıl görünüyor, iyi mi? İyi vallahi, her şey yolunda. Konu hemen düğüne geliyor. İki gün sürecekmiş duyduklarımıza göre. Güzel sıcak olsun istiyoruz yani hani. İki gün iki gece olacakmış diye haberler. Şimdi onu düzelteyim. Dört gün diyorlar dediler. Ben de yok, dört gün olmaz. Ya olursa ancak iki gün olur. O da bir güne arkadaşlarımızla eğleniriz, vakit geçiririz de.
O yüzden iki gün kesin değil. Dört güne karşı bir cevap. Hiç aklına yatmadı biliyor musun? Hiç ya, öyle düğün mü olur dedi. Hazal Kaya yanımızda bu kez. Saç ektiren eşi Ali Atay'a bu konuda baskı yapmış, doğru mu? Ay o ne biçim haberdi ya, yaptığınız baskıyla falan, bizde baskıyla yürümüyor hiçbir iş. Biraz güldük o habere biz ya. Yok öyle bir şey yani, kimsenin kimseye baskı yaptığı yok ama çok tatlıymış başlık, güldük. Hazır onu görmüşken oğlu Fikret Ali'yi soralım. O nasıl? İyi vallahi, kocaman oldu, ellerinizden öper. Kardeş düşünüyor musunuz onu acaba yoksa? Bakalım inşallah, ne güzel olur. İnşallah hayırlısı olsun. Kolay gelsin. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Ahu Yatu'yu bir eczanede alışveriş yaparken görüntülüyoruz. Hemen solunda Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan var. Kameraları fark edince ne yapacağını şaşırıp uzaklaşıyor. Dakikalar sonra da Ahu Yatu çıkıyor içeriden. Can Tursan'ı soruyoruz. Bakın ne diyor. Can Bey bir uzaklaştı bizi görünce ama panik oldu. Beraber geldiğinizi gördüm ben. Öyle mi? Evet. Allah'a emanet olun. Birazcık daha işim var. Ya ne zaman başladı bu birliktelik? Biz merak ediyoruz. Detaylara hiç hakim değiliz. Telefon bu tarz durumlarda kurtarıcı oluyor. Neyse, konuyu değiştirip Cem Yılmaz'la olan nafaka davasına geçiyoruz. Aldığı nafaka miktarı düşmüş. Ne diyecek bu konuda? Allah'ın dava süreci devam ediyor. Bitmedi mi hala? Siz bir tabii ki durumdan memnun değilsinizdir diye düşünüyorum. Ben konuşamıyorum maalesef. Süreç devam ediyor. Teşekkürler. Sağlıklı yaşam yürüyüşünde şarkıcı Tuğba Özerk'i görüntülüyoruz. Nasıl gidiyor? Spor yapıyoruz. Bir aylık bir programa başladık sevgili Şeyda Coşkun'la beraber. İşte eşi de ikna ettim benimle. Ben zaten ara ara böyle hep yapıyorum. O yürüyüş yapıyordu ama tam bir program yapıyoruz bu sefer. Yani yazı hazırlanalım dedik. Böyle bir hem enerji olsun dedik. Öyle yani. Tatil planları var mı? Hemen soralım. Tatil programı, biz zaten ev var Çeşme'de. Gidiyoruz. Bazen işte bir mavi yolculuk yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Arada çalışıyoruz işte bir şeyler. Hayat devam ediyor. Son olarak takıntılı bir hayranı vardı ünlü şarkıcının. Dava sürecinde bir gelişme var mı? Uzun zamandır çok zorlu bir süreçti bu. Çok şikayetlerde bulunuyorduk. Bir 3 gün zorlama hapsi oldum. Hala koruma kararım devam ediyor. Avukatım zaten savcılığa bir sürü dilekçe verdi. İhlalleri var, yaptığı çok şey var uzun yıllardır devam eden. Adalete güveniyoruz. Bunun devamında da gerekli cezayı alacağına inanıyoruz. Kızı Mercan'la dolaşan oyuncu Özge Özpirinçi'yi fark ediyoruz. O da bizi fark edince sessiz diyerek uyarıda bulunuyor. Mercan'ı uyandırmak istemeyiz elbette. Sessiz soralım. Sessiz soralım. Sessiz. Güzel havada bol oksijen almaya çıktılar sanırız. Koruda güzel bir yürüyüş yapalım dedik. Açık havada, hava da güzel. Dikkat Amerika edin. Nasıl? Güzel gidiyor, çok teşekkür ederim. Çok naziksin, sağ olun. Tüm zamanını Mercan'la geçiriyor ünlü oyuncu. Onu ne zaman ekranlarda göreceğiz? Bilmiyorum, kısmet. Şimdi bütün vaktimi Mercan'la geçiriyorum. Evet. Herhalde yaz sonrası olur en erken. Yazın nerede göreceğiz Mercan'ı? Bilmem, bakalım. Kısmet belli olmaz. Çok sağ olun, kolay gelsin. Güzel havada turlayan bir başka ünlü oyuncu Onur Tuna ile birlikteyiz şimdi de. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da epey başarılı Onur Tuna. Acaba müzik sektörüne tamamen geçebilir mi? İkisi zaten devam ettiği için hangi tarafa ağırlık vereceğimle alakalı bir şey söyleyemem ama oyunculuk önde şu an, daha çok hoşuma giden, yapmaktan keyif aldığım şey. Geçtiğimiz günlerde de bir çalışmanız çıktı galiba. Tam böyle detaylı. Evet, bir içmişim gibi diye bir şarkı çıktı. Evet. Onu siz de klibi dinleyip... de siz yönettiniz sanırım. Evet, klip de bizim. Tepkiler nasıldı? Gayet iyi şu an. Rakamlar da gayet iyi. Organik bir şekilde takip ediyorum. Organik bir şekilde geldiği hali beni çok mutlu ediyor. Hande Doğan Demir'le yaşadığı kısa ilişkiyi soruyor muhabirler. Konuşmayacağım diyerek kestirip atıyor. İlişki hakkında bugüne kadar hiç konuşmadım zaten. Herhangi bir ilişkim hakkında konuşmadım. Şimdi de konuşmayacağım. Ben sorayım da siz konuşmayın. Eyvallah. Sen sor, ben konuşmayayım. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Taze aşıklar Londra'da yakalandı.
İstanbul gecelerinde sobelenip aşkları belgelenen Hande Erçel'le Kaan Yıldırım'ın Londra Kaçamağı geliyor. Az sonra. Demet Özdemir'in Bahar Pozları. Kenan Bürsin'in Sert Yumrukları. Tarkan'ın Zeytinime Dokunma paylaşımları. Biri sen, biri ben. Gülse Birsel'in Bateri Performansı. İşte ünlülerin birbirinden eğlenceli sosyal medya halleri. Az sonra. Yılmaz Erdoğan münaşaka gösterisiyle Kıbrıs'ta sahnedeydi. İzleyenleri kahkahaya boğan gösteriden en renkli anları getiriyoruz ekranlarınıza. Yılmaz Erdoğan'la Kıbrıs'ta kahkaha tufanı. Çocuk sahibi olmak isteyenler. Manyak mısın? Oscar tokadı diline düşerse. Oh wow! Wow! Bana orada tokat açıyor. Bunu ağzını burnu kırarım. Yılmaz Erdoğan tokatçı Will Smith'e nasıl meydan okudu? Çünkü uyarayım yani ben... Chris Rock gibi davranmam yani işte. Ve Yılmaz Erdoğan'la Sırlar Dünyası Aksakallı Dede hastalığını nasıl bildi? Bu dedi sol tarafta %15 civarında çay içerken MR'ı çekti. Kıbrıs'tayız. Hep ses sanatçılarını görmeye alışık olduğumuz sahnede bu kez Yılmaz Erdoğan var. Münaşaka adlı gösterisiyle. Hal böyle olunca ilk espriler az solistlerle ilgili. Ama seçtiğiniz zamanlama demek sanatçıya göre. Ramazan'da Yılmaz Erdoğan, bayram. Bayramda Ebru Güneş. Vardır beni, bildiniz. Son Oscar töreni tüm dünyayı şoke etti. Herkes hangi filmin ödül aldığından çok bu tokadı hatırlıyor. Oh, wow! Wow! Yılmaz Erdoğan'ın dilinde de tokatçı Will Smith ve mağdur komedyen var. Chris Rock, Oscar törenini izlediniz herhalde. Delirdi ya millet. Yalnız oradan bir şey oluşmasın, bir emsal oluşmasın. Yani hoşunuza gitmeyen bir şaka yaparsam Allah muhafaza. Gün geldi, Yılmaz Erdoğan Oscar'da komedyen oldu. Karşıdan Will Smith geliyor Osmanlı tokadıyla. Tepkisi ne olur? Çünkü uyarayım, yani ben Chris Rock gibi davranmam yani. Adam 2,3 milyar insanın önünde tokat yedi, böyle kaldı ya. Bütün tören boyunca öyleydi, yazık ya. Ne oldu bak, başıma ne geldi ya, oldu. Oh, wow! Wow! Ben daha anlamadı bile, ben gelişimden anlarım onu. Ya gözümden anlarım, onu niye de kötü. Bana orada tokat açacak, bunu ağzını burnu kırarım ben. Şiddet sevmem de. Yani sakın burada kimsenin aklına ucu girmez de. Gösteride yaş kontrolü yapıyor Yılmaz Erdoğan. Salonda bir yaş ortalaması almam lazım. 20 yaşın altındakiler alkışlayabilir mi? Peki 20 ile 30 arası? 30 ile 40? Yavaş yavaş benimkilere doğru geliyorum. 40 ile 50? Hanımlar alkışlamak zorunda değil, yani onları da kaynatabilirsiniz. 50 ile 60. Giderek takat düşüyor, farkınız mı? Yılmaz, niye soruyorsun ya? Yaş ortalaması arttıkça alkışta dalgalanmalar oluyor haliyle. 60'ın üstü. Ellerinizi öperiz. Çocuk sahibi olmak isteyenleri de ölçümlüyor Yılmaz Erdoğan. Çocuk sahibi olmak isteyenler.
Kızı Berfin artık büyüdü ama oğlu Rodin en çılgın çağlarında. Çünkü daha yeni yetişene geliyorum. Rodin okulundan geliyorum. Çağırdılar. Şimdi bizim zamanımızda bir veliyi okula çağırdığımız zaman demek oğlan sınıfı yaktı falan bir şey oldu herhalde. Tabii bunlar özel okul. Çocuğunuz ne yaparsa yapsın çok sert bir para ödediğiniz için önce çocuğunuzu överek başlıyorlar. Rodin çok tatlı bir çocuk bir kere. Madem tatlı beni niye çağırdınız ya işim var. Gelelim Yılmaz Erdoğan'ın aksakallı dedeyle karşılaştığı anlara. Olay Neşeli Hayat filminin setinde yaşanıyor. Senin kaşlar nerede abi? Kaş mı? Vallahi kaş vermediler. Hop hop hop. Hop hop hop. Ben şimdi insan olarak o diyeyim ya. O ne lan? Neşeli Hayat filmini izlemişsiniz. Onun setindeyiz. Bir yerde böyle bir gece vakti bir ara verdik. Ama benim üstümde Noel Baba kıyafetim var. Çay içiyorum. Karşıdan o bir şey sakallı adam yok mu? Beyaz saçlı sakal, rüyalara giren adam. Bir gece yarısı karşısına çıkan aksakallı dede sakalının hakkını veriyor ve Yılmaz Erdoğan'a inanılmaz bir teşhis koyuyor. Ya sohbet sırasında dedi ki benim bir özelliğim var. İnsanlar anlamıyorlar ama benim umurumda değil dedi. Ben dedi birisini gördüğümde onun sağlık problemlerini görüyorum dedi. Allah Allah ne görüyorsun bende? Ben de hiç yani Turk gibisin diyecek sana diyorum. Dedi ki sende dedi damar tıkanıklığı başlamış. Ne? Bu dedi sol tarafta %15 civarında çay içerken MR'ı çekti dedi. %15 civarında daralma başlamış. Adam da o kadar inandırıcı ki yani. Hemen ertesi gün tatil ilan ettim koştum tıbba. Saçma geliyor kulağa ama dede haklı çıkıyor. Yılmaz Erdoğan hastanede öğreniyor gerçeği. Damardan anjiyo yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Dediler ki %16 daralma var. Diyemedim de Noel Baba dediydi zaten. Sevmezler öyle şeyleri. Allah Allah. Herif 12'den vurdu ya. Eğlenceli gösteri sonrası Yılmaz Erdoğan'layız. Çok güzeldi vallahi, çok eğlenceli. Eğlenmesini seçen, seven bir seyirci vardı. Çok eğlendik. Tabii onlara da sormanız lazım. Gördüğüm kadarıyla ona çok güldüler. Geçen haftaya Aydınlık Evler oyununun galasına gidiyoruz. Oyun çok sevildi, büyük alkış aldı. Yılmaz Erdoğan bunun keyfini yaşıyor. Bir de hem biz özlemişiz, hem seyirci özlemiş bizim üslubumuzu, tavrımızı falan. Yani bir oyun yazarken bir hesap yapıyorsun. Şuralar, şuralar reaksiyon alır. Şuraları duygulandırır, buraları güldürür falan. Onların da üstünde reaksiyonlar geldi. Yani çok başarılı oldu Allah'a şükür. Galadaki bu görüntü çok özeldi. Yılmaz Erdoğan, ustası Metin Akpınar, Cem Yılmaz ve Ata Demirer'le aynı karedeydi. Üstüne nasıl denk geldi? Bizim de tarihte öyle dört bir fotoğrafımız da yokmuş meğerse. Bizim için de çok güzel bir gurur tablosu oldu vallahi Metin abi. Her kuşakta güzel. Evet evet. Bunu her sene yaparım. Şeyler de katasın sonra. Yeniler mi? Doğular falan, Doğu Demir Kolları. Son olarak Köyceğiz'i soralım. Şu aralar işler nedeniyle İstanbul'da ama aklında çiftliği ve tarlası var. Ya İnsanlar çok güzel geçiyor da şu ara oyun var, o var, bu var. Daha çok İstanbul'dayım. Bir fırsat bulursam kaçacağım şimdi. Tarımla ilgileneceğim yani gidip şunu evet en son susam falan vardı. Evet. Neler ekiyoruz, neler biçiyoruz. Her şey var. Buğday var, susam var. Aklınıza gelen her şey var. Organik besinler. Tabii ki. Çok acı ama gerçek. Nejat İşler'in üzücü hali. Siz ayakta durun. Sekiz yıl önce 96 gün tedavi gören, ölümden dönen, herkesi korkutan Nejat İşler. İstanbul gecelerindeki haliyle çok şaşırtacak. Nejat İşler'in üzen görüntüleri geliyor. Siz ayakta durun. Az sonra.
boşanmalar, ayrılıklar, ünlüler dünyasından aşk vaziyetleri. Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum düşündüm. Aşkı kıvıramadılar. Bir an Damla Yılmaz'la Çağrı Tel Kıvıran neden ayrıldı? Hoş geldin ayrılığa. Ve olay paylaşım. Tuğba Büyüküstü'nün bu satırları Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya cephesinde nasıl yankı bulacak? Ben özledim galiba seni. Az sonra. Ben bu kadar sizleri kahkahalara boğan kadın komedyenlerin güldüren film sahnelerini sizler için derledik. Demet Akbağ'ın hükümet kadını. Askerliğini yapmış mısın yavrum? Yapıyorum. Fark ettim. Gupse Özay'ın delihası. Bir daha başka kadınlarla görüşmeni istemiyorum. Anlamadım. Şş, bak kızım, böyle seksi seksi konuşup erkek avlamalar falan. Sen neyin peşindesin? Ezgi Mola'nın Celal ile Ceren'i. Celal ne yapıyorsun ya? Al bu da peruk. Bu da bıyık. Erkek olursun biraz. Büşra Pekin'in bayi toplantısı. Mesela siz adınız neydi? Adem Ballı. Her babam. Neyse. 3 gün sonra Adem Bey aynı kişi olmayacak. Sizleri kahkahalara boğan Türk kadın komedyenlerin güldüren film sahneleri. Usta oyuncunun Ata Demirer'le birlikte rol aldığı Eyvah Eyvah serileriyle devam edelim. İşte serinin filminden bir sahne. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonum hep sızır. Neden oldu şimdi de? Senden ötürü. Ne? Senden ötürü. Ulan daha yeni geldin, artistlik mi yapıyorsun sen burada? Dur bakayım, dur. Ne diyorsun Hüseyin? Abla. Sen bu şarkıyı bu tondan oku, Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto suse ben anladım seni. Vallahi bak bu tondan sabaha kadar Manisa tarzları gibi bağırttır seni bu. Çal bakalım ladan çatlayacak mı kadın? Çal bakalım ladan çatlayacak mı? Çal, gir bakalım ritim gir. Tamam yap bakayım yap. Serinin ikinci filminde de Demet Akbağ ustalığını konuşturmuş ve yine herkesi kahkaha krizine sokmayı başarmıştı. Oh ne güzel be. Aksiyonu bol, eğlencesi bol, turistler bol etrafımızda. Ha? Tatil dediğim böyle olur ya, değil mi? Abla sen iyi misin ya? Değilim. Değilim. Allah'ın cezası. Gel buraya be. Gel buraya be. Kızın yanına gel buraya be. Sus. Ay yapmam. Geberteceğim bunu. Geberteceğim bunu. Deliyormuştu, seviyormuştu, gidiyormuştu. Bıktı be, yeter! Serinin üçüncü filmi de en az ilk ikisi kadar ilgi gördü. Demet Akbağ orada da Demet Akbağ'dı. Sahnede çok yoruluruz. Her şey mükemmel olmalıdır. Ah, ah arkadaşlar! Ama şu an için hiç müsait değilim. Teşekkürler. Aldı yürüdük hanımlar. Teşekkürler. Her zaman hazır olmalısınızdır. Bazen alışverişte bile... Ama evime geldiğimde her şey geride kalmalı. Benim böyle bir evim var. Demet Akbağ'ın hükümet kadın filmlerini unutmak mümkün mü peki? İki filmde de oyunculuğunu konuşturmuştu Akbağ. Askerliğini yapmış mısın yavrum? Yapıyorum. Fark ettim. Evet. Hayırlı tezkereler olsun maşallah. Her filmiyle milyonları güldüren kadın Demet Akbağ bu kez Hedefim Sensin'le çıktı karşımıza. Ata Demirer ve Gonca Vuslateri ile paylaştı başrolü. Nadir Usta mıydı bu? Efendim ismim Zekeriya Taş'tan. Zekeriya Usta. Çiğ börek yapıyor mu? Yaparız. Ben yapmıyorum. Kimselere söylesen öldürürüm vallahi seni. Allah aşkına bu hani hareketleri yapma bana abla. Bu nasıl bir şeydir, sürekli değişiyor ruh halin. Gündüzleri köylü bacı, geceleri Suzan avcı. Pervaneler gibi ateşlerde döne döne yancın. Zaten o ateş yüzünden gelmedin mi o bahçeye? O ışık çekmedi mi seni?
Yetkin Dikincilerle başrolü paylaştığı Nadide Hayat filminde ise ilerleyen yaşına rağmen üniversiteye kaldığı yerden devam etmek isteyen bir kadını canlandırmıştı usta oyuncu. Evet, bugünkü taze dolumuz Nadide Hanım. Bakalım Nadide Hanım bundan sonra ne yapacak? Süper şeyler yapacağım, yapabilirim ben. Günaydın. Ay. Nadide Hanım. Karate judoya falan da yazdıralım seni. Merak etme, ben kursa gitmeden de döverim seni. Anne, sen çok mu kolay zannediyorsun bu işleri? Bu yaştan sonra bunları yapabileceğini mi zannediyorsun? Yavaş bir yavaş. Siz kimsiniz? Nadide ben hocam. Yani? Yine hoca işte. Sırada Türkiye'yi en çok güldüren bir başka kadın oyuncu var. Deliha serileriyle Türk halkının kalbinde taht kurdu Gubse Özay. Aşkı da bu sette buldu. Barış Arduç'la iyi bir ikili olan Gubse Özay muhteşem bir performans sergiledi. Hayırlı olsun. Bir daha başka kadınlarla görüşmeni istemiyorum. Anlamadım. Şş, bak kızım, böyle seksi seksi konuşup erkek avlamalar falan. Sen neyin peşindesin? Önceki hayatında sen bir kabilede aşçıymışsın. Git! Çok sağ ol ya. Allah Allah. Maaşa bak. Patrona sormadan da işe aldım seni ama artık neyse. Anam da maaşçıydı benim be. Amca, o zaman ben buraya ahçı olamam. Yani? Üzüldün mü? Yok. İyi. Deli bu kız ya. Kız benim görmeyene gidin, nereye gidiyor? Restoranda aşçı ol. Aa, kim seni aşçı yapar be? Merhaba. Keltoş, burayı bırak kafana. Çocuğa çok üzüldüm, çok gelmiş be. Gubse Özay çok yönlü bir oyuncu. Ancak komedi onun işi. İşte Özay'ın Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uras Kaygılaroğlu'yla birlikte rol aldığı Eltilerin Savaşı filmindeki performansı. Elti olduk kız. Evet. Çok iyi anlaşacağız. İnşallah Sultan ablacığım. Ablamı? Sen görürsün akşam ablayı. Ay, ben bayılıyorum bu aile yemeklerine. Kimin sofrası bu? Bu benim sofram. Ne olmuş sana? Hasta mısın sen? Ne olmuş? Ha, makyajsızsın. İçim kalktı. Makyajsız gezmek isten. Anne, bu kadın beni delirtecek. Annemler çok iyi. Çok selamları var. Aleyküm selam. Özlüyorlar anneciğim. Ay, ne yapıyorsun Selim? Benim içim dikliyor ya. Sen nerede olduğumuzu farkında mısın? Annem babam var. Kazana boş. Ya atma be. Sus, yalan söyleme. Hülya, ciddi mi bunlar? Geldik Görümce filmine. Gubse Özay bu filmde Buğra Gülsoy ve Eda Ece ile başrolleri paylaştı. Oy ablacığım, bir tanesi şunun yakışıklığına bak ya. Ablacığım. Hı. Deniz. Aa, ay dur, eğileyim biraz. Çok pardon. Efendim İsmet Hanım. Buyurun buyurun, yok müsaitim ya. Bir aile yemeğine gidiyoruz da önemli. Buyurun buyurun, dinliyorum ben sizi. Ha, istediklerinizi yapmıştım. Tamam, bunları da ekleyeyim. Ben yarın o zaman iyi hazırlayacağım, tamam. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Heh. Ablacığım, geçtin mi? Ben ısrar ettim şey, midesi bulanıyor aşkım. Binnur Kaya, o da Türkiye'nin en iyi kadın komedyenleri arasında. Demet Özdemir ve Uras Kaygılaroğlu'yla birlikte rol aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde muhteşem performansıyla herkesten tam puan aldı. Dans, sönmeyen bir ateş, dinmeyen ihtirastır. Hayır olsun inşallah. Şengül'le dansa var mısınız? Paşofmanın var mı yanında? Paşofman mı? Ya biz buna havlu asıyoruz. Çıkartma. İndir o ayağı. Benimkinde indir. Taktik maktik yok. Dans, dans, dans. Hiç mi güvenin yok bize? Yok. Bir saniye lütfen. Bak geçiyoruz ya. Merhaba. Saçlara bak bunun. Bak bu yavru köpek gibi ya. Gel Selim. Gel. Şampiyonluğa götürecek olan yolu buldum. Neymiş o yol hocam? Jüriye rüşvet vereceğiz. İşte bu be.
Binnur Kaya, Mutlu Aile Defteri'nde yıldız isimlerle paylaştı rolleri. Yine muhteşem bir performans elbette. Bütün parayı karımın hesabına geçirelim. Benim de hesabı eksiye düşürelim. Başınıza bir şey mi geldi? Babası geldi. Osman, babamlara söylemeyelim ne olur. Trilyonlarımıza çökerler vallahi. Ezgi Mola, onu Celal ile Ceren filminde Şahan Gökbakar'ın Bir Dargın Bir Barışık sevgilisi Ceren olarak izledik. Türkiye bu filmi çok sevdi. Özellikle o unutulmaz restoran sahnesi hepimizi çok güldürmüştü. Şimdi gece başlangıç selamlaması için aranıza geliyorum. Haydi bakalım. Hey 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 hey. Aman Matural beyler hoş gelmişler. Nasılsınız efendim? Bak bakalım beni tanıyabildin mi? Ceren ne yapıyorsun ya? Al bu da peruk. Bu da bıyık. Erkek olursun biraz. Sen ne gözüküyorsun? İyi akşamlar afiyet olsun. Şunu alalım buradan. Aferin. Yine aynı filmde Celal'in Ceren'e evlenme teklifi sahnesi de unutulmazlar arasına girmişti. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tekli bölüyorum. Çok düşündüm son kararım. Kendimden Celal, burada herkesin içinde bir de gözlerine bakarak söylemek istiyorum. Benimle evlenir misin? Son kararı kendinden teşekkürler, bir dakika. Evet ama bir şartla. Nedir şart? Ben de kızlarla bekarlığa veda partisi yapacağım. Ya şimdi çok kötü ama beni köşeye sıkıştırdın sen burada. İşine gelirse. Tamam evet de yap, ne yapıyorsan yap be. Şaka yapıyorum, sersem evet. Ezgi Mola'nın bir diğer filmi de Maide'nin Altın Günü. Altın Günleri'nin şaşalı ismi Maide teyze rolüyle izledik Ezgi Mola'yı. Kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Kuru işte, görmüyor musun? Kuru. Abla ne yaptın ya? İkinci ev mi bunlar? Bir tacı mı? Mahalleye haber salıyorsun. Günlere geri dönüyor. Allah affetsin, çok çirkin ya. Maide teyze? Evet. Yağmur ben. Hangi Yağmur çocuk? Pırlanta gibi çocuk yetiştirmişsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'la birlikte rol aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminde de Ezgi Mola iyi bir performans sergilemişti. Sadece dış görünüşün değil, senin kalbin de güzel biliyor musun? Sağ ol canımsın. Ezgi Mola'nın kendini en iyi gösterdiği filmlerin başında geliyor Kocan Kadar Konuş serisi. Murat Yıldırım'la başrolü paylaştığı ilk filmde çok ama çok başarılıydı güzel oyuncu. Resmen evde kaldım. Baksanıza 20'lerinde kuzenim evleniyor. Ben hala olduğum yerde kürek çekiyorum. Yaşın kaçtı? 25. Senin? Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Hazır mısın Ferenc'ten bir gece çalmaya? Hazırım. Portage'ın yanındaki efsunu kız kim? Sotaç kim? Aa, karabiberim. Binlerce dansı var. Filmin ikincisi Kocan Kadar Konuş Diriliş'te en az ilki kadar ilgi gördü. Ezgi Mola'nın bu filmdeki performansı da muhteşemdi. Nefes alamıyorum. Hiç rahat değil bu. Bir geri rahat olmaz. Güzel olur. Unutma canım. Sen Efsun musun? Evet de siz kimsiniz? Cavide, Cavide Ünler. Sinan'ın babaannesi. Ben sevdim Cavide Hanım'ı. Babaannesinin paşası. Türkiye'yi güldüren bir başka kadın oyuncu da Büşra Pekin. Çağlar Çorumlu'yla birlikte rol aldığı Kolonya Cumhuriyeti'nde First Lady olarak izlemiştik onu. Ay ne oluyor, aşağıda gürültü hep. Yenge, halk ayaklandı. Başkanın kellesini istiyor ya. Pek onun kellesi. Şaşırdım Kolonya Cumhuriyeti. Bu adam değil mi? Bir sözünüzle başbakanı buraya getiren. Bu adam değil mi? Küçücük beldemizi ülke yapan. Evet, bravo.
Büşra Pekin'in yıldızlaştığı bir diğer filmde Murat Boz'la başrolü paylaştığı Hadi İnşallah filmi. Hayatımın aşkı, çocuklarımın babası, babamın damadı. Halifex işinde acayip para var baba. Torunlarımın dedesi. Hanım! Aradığım, istediğim her şey yanıma geliyor da işte. Ünlü oyuncu, filmde aşık olduğu hayalindeki adama ulaşmak için her yolu deniyordu. Senin gibi vücuduyla barışık insanlara bayılıyorum. Oy oy, sen kanının komiği mi şey ya? Bence o da onu hiç sevmiyor. Bak hiç ondan tarafa bakmıyor. Şu an baktı ama iş için baktı. Son olarak Bayi Toplantısı filmiyle çıktı izleyici karşısına Büşra Pekin. Onur Buldu, İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol'la harika bir dörtlü oluşturdu güzel oyuncu. Mesela siz adınız neydi? Adem Ballı. Her babam... neyse. Üç gün sonra Adem Bey aynı kişi olmayacak. Kral, hayatımda ilk defa elime bir kızın eli değdi. Tamam, sen git artık istersen. Ve Şebnem Bozoklu. Başarılı oyuncu da en iyi Türk kadın komedyenler listesinde. Tatlım Tatlım filminde Gupse Özay, Büşra Pekin ve Aylin Kontante ile bir araya geldi. Ve film adeta Şampiyonlar Ligi gibiydi. Siz de mi ekildiniz? Evet, siz? Ben de ekildim. Uzun zamandır kimseyle bu kadar saçma bir konuyu akıcı bir şekilde konuşmamıştım. Nedense romantik geldi bana. Bana da. Nereden çıktın sen ya? Ama biliyorsanız anlatmayayım ben bunu. Neyi? Anlatacağım Fıkra'yı. Ya siz anlatmadınız ki, ben nereden bileceğim? Ya tam ortasında hatırlarsanız. O zaman sen söyle, ben yazayım. Yaz bakalım. Madem o kadar yazdın, yaz bakalım. Beyni kişi yarat Yüce Rabbim. Üstünde ne var? Üstünde bir kırıklık var, hayırlara vesile. Giysi olarak soruyorum, vesile teyzeciğim. Üstüm eşofman, altın tayt. Altın tayt mı? Sen benim eski ilişkilerimi yargılayamazsın. Neydi o bir tane cüce olan, neydi onun adı? Takiyettin. Takiyettin! O kadar adamın ismi bu kadar olur mu ya? Adama dikine çizgili isim koymuşlar ki uzun göstersin. Ata Demirer ve Demet Akbağ ile birlikte rol aldığı Niyazi Gül Dört Nala filminde ise Şebnem Bozoklu herkesi kahkahalara boğmuştu. Bana memleketin en iyi veterinerini bulun. Zaten en iyileriyle çalışıyoruz değil mi? Daha iyisini bulun. Gevrek kapı teyzem. Şerefsiz, babamızı hazırlayalım. Hazırladım, daha ne yapayım? Sünnet dikmek yeterim. Çok şey etmem hediye de. Bitkiler hava alsın. Beklenen bebek doğdu. Bu tepe tatlı su dünyaya geldi. Doğumdan saatler önce anne Başak Tatlıtuğ heyecanını nasıl dile getirdi? İyiyiz, heyecanlıyız. Ve oğlunu kucağına alınca gözyaşlarına boğulan Kıvanç Tatlıtuğ mutluluğunu hangi sözlerle paylaştı? Az sonra... Adı Samsak polemiği. Bana karşı yapılan en büyük buradaki haksızlık ailece verdiğimiz desteğe saygısızlıktır. Aralarına Samsak döveci girdi. Meşhur türkü seslendiren Elif Buse Doğan'la çalan Serkan Çağrı'nın arasında nasıl gerilime neden oldu? Ama Elif'in gerçekten vefasızlığı göstermesi beni ve ailemi çok üzmüştür. Az sonra... Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolar ve fotoğraflardan oluşan sanal alem gündemiyle cumartesi sürprizine devam ediyoruz. Demet Özdemir'in bahar pozları... Kenan Bürsin'in sert yumrukları. Tarkan'ın zeytinime dokunma paylaşımları. Biri sen, biri ben. Gülse Birsel'in bateri performansı.
Parti. Ünlülerin birbirinden eğlenceli sosyal medya halleri. Sosyal medya turunda ilk konuğumuz Ata Demirer. Ünlü şovmen çıktığı sahnede sanat müziğinden bir şarkı seslendirdi ve o anları yayınladı. Kızı Zeynep'le birlikte hayvanat bahçesi ziyaretinden anları paylaştı. Gel. Gel sen de bak gel. Ver ama ver. Bu maymuna ver gel. Zeynep ver maymuna. Çok tatlısın. Yapma. Yapma. Ya bahçeme niye çocuk? Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le farklı farklı yerlerde dans ettikleri görüntülerin yer aldığı videoyla eğlendirdi. Get up off of that thing and stand to do. Soy yürüyor şu sıra. İlk yürüyüşü Dubai'deydi. Yeri göğü sarstı adımlarıyla. Farklı yürüme anlarını birleştirdiği ikinci videosunda Burcu Esmersoy izleyenlere güzel yürüyor dedirtti. Birsel, bateri çalmayı öğrendiği anların videosunu paylaştı. Köseoğlu ve Seray Kaya, Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem şarkısına bu mini klibi çekti. Ne dil bu sessizlik, içimde bir şey acıyor sen deyince aklıma aşık. Yerini sevem. Kerem Bürsin kendini boksa verdi. Yakışıklı oyuncu boks videosu yayınladı bu hafta. Larissa Burak Gacemer çiftinin komik dövüş videoları da eğlenceli paylaşımlardandı. Müzik.
Merve Özbey, kızı Elif Özüm'ün kendisini değil, babasını tercih ettiği anları paylaştı. Anneciğim! Annem! 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 Aşkım! Çizgi film mi? Annem! Evet, gidelim mi? Demet Özdemir Bahar'ı getirdi. Güzel oyuncu Bahar pozlarıyla takipçilerinin gözünü gönlünü açtı. Demet Özdemir evinin bahçesinde kedisiyle oynarken çekilen videosuyla görenleri mutlu etti. İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada'nın 10. yaş gününü böyle kutladı. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tarkan, zeytin ağaçları arasında çektirdiği fotoğrafları zeytinime dokunma notuyla yayınladı. Biri sen, biri ben, iki damla yaşattın gözlerimden, olmadı. Çok acı ama gerçek. Nejat İşler'in üzücü hali. Siz ayakta durun. Sekiz yıl önce 96 gün tedavi gören, ölümden dönen, herkesi korkutan Nejat İşler. İstanbul gecelerindeki haliyle çok şaşırtacak. Nejat İşler'in üzen görüntüleri geliyor. Siz ayakta durun. Az sonra. Aslı Enver, müstakbel kayınvalidesinin yakın markajında. Önder Öztarhan ve annesi Aslı Enver'in oyununu izlemeye geldi. Gecede neler yaşandı? Geldiler. Evet geldiler. Kulis ziyaretinde de bulundular sizi. Evet öyle oldu. Tepkileri nasıl? Müstakbel kayınvalide yakın takipte. Az sonra. Boşanmalar, yeni aşklar, ayrılıklar. Ünlüler dünyasından en son aşk haberleriyle devam ediyoruz. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Boşanmalar, ayrılıklar. Ünlüler dünyasından aşk vaziyetleri. Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum, düşündüm. Aşkı kıvıramadılar. Bir an Damla Yılmaz'la Çağrı Tel kıvıran neden ayrıldı? Hoş geldin ayrılığa. Ve olay paylaşım. Tuğba Büyüküstü'nün bu satırları Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya cephesinde nasıl yankı bulacak? Ben özlediğim galiba. Bir boşanma haberiyle başlıyoruz. Mahsun Kırmızıgül 2016 yılında evlendiği avukat Ece Bina ile tek celsede boşandı. Sarf ettiğimiz tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle de ayrılmaya karar verdik. Boşanma davası açmıştım. Sonuçlandı ve boşandık. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çocuğun velayeti sizde evet, kaldı. Evet. Çocukların velayeti anne Ece Binay'da kalırken çift haklarında çıkan iddialarla ilgili sorulara yanıt vermedi. Çocuk zaten bizim çocuğumuz. Devamlı görüşeceğiz. Sizin de bu konuyu saygıyla yaklaşmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Peki efendim, ihanet dedikoduları için neler söyleyeceksiniz?
Son çıkan ihanet davranışı. Hiç bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Konuşma yasağı mı geldi? Hayır, başka bir şey konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim ilginize. Geçebilir miyim ben? Buyurun. Boşanma sonrası ortaya atılan bazı iddialara gelince, Ece Binay uzun süre Amerika'da yaşadığı ve evliliğin bu süreçte zayıfladığı iddiasına sosyal medyadan cevap verdi ve bu iddiayı reddetti. Boşanmanın bir gün sonrası gecelerde görüntülediğimiz Ece Binay, mal paylaşımı ve milyonluk tazminat iddialarının gerçek olmadığını söyledi. Ya bunların konuşulması bile çok ayıp, lütfen. 60 milyon kadar bir mal paylaşımı olmuş. Ben de basından gördüm, çok şaşırdım. Hiç böyle şeyler yok. Asla doğru değil böyle şeyler. Herhangi bir şey talep etmediniz mi? Hayır, hiç böyle şeylerin konuşulması bile çok ayıp gerçekten. Bir açıldım bir kapı. Mahsun Kırmızıgül'ün evliliği biterken sıkı dostu Özcan Deniz'in son aşkı dolu dizgin devam ediyor. Feyza Aktan'la olaylı bir boşanma sürecini geride bırakan Özcan Deniz, İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'la Kapadokya'da tatil yaptı. O tatilden güzel paylaşımlar geldi. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir dudaktan. Samar Dadgar, Özcan Deniz'le fotoğraflarını "Seviyorum Hakim Bey" notuyla paylaştı. Çift arasındaki aşk doruğa çıksa da Deniz'in ailesi halen bu birlikteliğe yaş farkı nedeniyle karşı çıkıyor. Bilemedim, aşk yalnız çocukken güzelmiş. Bilemedim, insan en çok kendini severmiş. Hande Erçel'le Kaan Yıldırım'ın yakalanması sıcaklığını koruyor. Aslında ilk diklerle sadece aşk seni yaşasa nasıl olsa dönüşü olay. Henüz net bir şekilde aşk yaşıyorlar diyemiyoruz. Çünkü çift sessizliğini koruyor. Hande, seni çok görmediğimiz için Kaan Yıldırım... Güzel bir yerde beraber sohbet edelim nasıl? Lütfen. Teşekkür ederim. Kaan Yıldırım olayını sıralım. Hayırlı olsun. Ama iddialar bitmek bilmiyor. Son iddia, Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den sosyal medyada Kerem Bürsin'i takipten çıkarmasını istediği, Erçel'in de bu talebe olumlu yanıt verdiği yönünde. Hareketli bir aşk üçgeniydi. Müzisyen Çağrı Tel Kıbran'ın Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılıp jet hızıyla Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başlaması rekor hızdaydı. Biz sizi görmüştük ama ilişki yalanlanmıştı. Şimdi el ele geldiniz. Neyleriz? Mutluluklar dileyelim. Nasıl başladı? Evet. Nasıl tanıştınız? Teşekkür ederiz. Çok yakışmışsınız. Ama hızlı giden tez yorulur klişesi bir kez daha gerçek oldu. Biran Damla Yılmaz, Çağrı Tel Kıbran aşkı bitti. Gençler bu aşkı kıvıramadı. Hoş geldin ayrılığa, yol verdim sana artık boyu. Boyunca ne fayda artık, dönsem bile bu defa. Hoş geldin ayrılığa. Hepsinden vazgeçtim. Tuğba Büyüküstü'nün sosyal medyada sık sık günlüğünden sayfalar paylaşır. İşte o sayfalardan birini geçen hafta yayınladı. Sayfada yazanlar ilginçti. Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı. Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan. Büyüküstün Paris'ten yazdığı satırlarda sevgilisine duyduğu özlemini dile getiriyordu. Haberin enteresanlığı sayfanın yazıldığı tarihte saklı. 27 Ocak 2019'da yazılmıştı o satırlar. Yani Büyüküstün Umut Evirgen'le birlikteydi. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda. Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Güzel oyuncunun eski aşkı Umut Evirgen için yazdığı bu satırları paylaştığı zaman tartışma yarattı. Ben özlediğim galiba seni. Büyük
Küstü'nün hali hazırda Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Umut Evirgen'le ilgili eski duygularını paylaşması kafaları karıştırdı. Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi? Sevgilinizin eski sevgilisinin bu cümleleri yazdığını düşünün. Serenay Sarıkaya'nın yerinde olmak ister miydiniz? Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu denedim, bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrılan Petek Dinçöz bir süre Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Sen hayatta gördüm en vicdansız adamsın. Benim hayatım kördü. Dinçöz, oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için bir süre Miami'de yaşayacağını açıklarken, işleri için gidiş dönüş yapacağını dile getirdi. Kadınlar hep bekler mi? Kördüm, bir kördüm daha. Taze aşıklar Londra'da yakalandı. İstanbul gecelerinde sobelenip aşkları belgelenen Hande Erçel'le Kaan Yıldırım'ın Londra kaçamağı geliyor. Az sonra. Ünlü oyuncu Nejat İşler İstanbul gecelerinde görüntülediğimiz haliyle sevenlerini çok üzdü. İşte o görüntüler. Acı ama gerçek. Nejat İşler'in üzücü hali. Siz ayakta durun. Sekiz yıl önce 96 gün tedavi gören, ölümden dönen, herkesi korkutan Nejat İşler. İstanbul gecelerindeki haliyle çok şaşırtacak. Nejat İşler'in üzen görüntüleri geliyor. Siz ayakta durun. Nejat İşler, Türkiye'nin en yetenekli oyuncularını saysak ilk sıralarda onun ismi gelir. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen burada yaşayacağını falan mı düşünüyorsun? Anlamadım. Nejat İşler kendisine yeteri kadar dikkat ediyor mu derseniz soru işareti. Yıl 2014. Oynadığı diziden hastalığı nedeniyle ayrılan Nejat İşler'in tedavi olmak istediği iddia edilmişti. Günde 2 saat uyuduğu, düzensiz beslendiği ve gece hayatına olan düşkünlüğü nedeniyle vücudu iflas noktasına gelmiş, 96 günlük tedaviyle hayata tutunmuştu. Bu rahatsızlık sonrası kendisine bir süre dikkat etti. Bodrum Gümüşlü'ye yerleşti, eski hayatından uzak durdu. Ta ki son 1-2 yıla kadar İstanbul gecelerinde 2021'in Aralık ayında görülmüş, yine olay yaratmıştı. Ama geçtiğimiz akşamki görüntü kelimenin tam tabiriyle içler acısıydı. O anları yorumsuz getiriyoruz ekrana. Siz ayakta durun. Abi geliyorum. Abi geliyorum. Ortalık karışık. Nejat İşler getirilen taksiye binerken yere düşüyor ve güçlükle toparlanarak taksiye bindiriliyor. Siz ayakta durun.
Nejat İşler'in yanına az sonra kız arkadaşı geliyor. Önden al. Önden al sarılıyor. İstim ben. Taksi seyir halindeyken Nejat İşler tepkisini parmağıyla gösteriyor. Gel. Kısa taksi yolculuğundan sonra Nejat İşler'i bir binaya girerken görüntülüyoruz. Buradan yansıyan görüntüler daha vahim. Yere kapaklanan ve beraberindekiler tarafından güçlükle toparlanan Nejat İşler'in bu hali gerçekten çok üzücü. Bir yıldızın, çok sevilen, yetenekli bir oyuncunun düştüğü bu durum için çok şey söylenir ama sadece yazık demek yeterli olur galiba. Beklenen bebek doğdu. Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi. Doğumdan saatler önce anne Başak Tatlıtuğ heyecanını nasıl dile getirdi? İyiyiz, heyecanlıyız. Ve oğlunu kucağına alınca gözyaşlarına boğulan Kıvanç Tatlıtuğ mutluluğunu hangi sözlerle paylaştı? Sonra. Lan dedi lan 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 dedi lan lan samsak dönecek. Güm güdü güm bam güm bam güm bam eve girmecek. Bunun adı samsak polemiği. Bana karşı yapılan en büyük buradaki haksızlık ailece verdiğimiz desteğe saygısızlıktır. Aralarına samsak döveci girdi. Meşhur türkü seslendiren Elif Buse Doğan'la. Eve girmecini. Çalan Serkan Çağrı'nın arasında nasıl gerilime neden oldu? Ama Elif'in gerçekten vefasızlığı göstermesi beni ve ailemi çok üzmüştür. Lan dedi lan 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 dedi. Az sonra. Her saatinde bir aksiyonun, her adımında ünlülerle bir olayın yaşandığı İstanbul gecelerine gidiyoruz. İşte gecelerden ünlü manzaraları. İstanbul gecelerinde kim, kiminle nerede? Hızlı, tempolu bir gece turuna hazır mısınız? Gecelerde ilk olarak müzik diyoruz ve Gökhan Tepe'nin konserine gidiyoruz. Ünlü popçu şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyor. İstersen adını hiç popçu Kenan Doğulu'nun konserine geçiyoruz. Kenan Doğulu hareketli şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşatıyor. Konserin belki de en ilginç anı Kenan Doğulu'nun sis makinesiyle sahneyi sise boğduğu anlardı. Ünlü popçu çok eğlendi, çok. Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesiyle birlikte yediği akşam yemeğine gidiyoruz. Çok yorgunmuş. İyiyim ama çok yorgunum. Baksana artık giyinmeye bile mecal yok. Pijamayla geziyorum. Yani yeni çekimden çıktım. Klip hazırladım, fotoğraf çekimi yaptım. Bir de
Ayrıca tüm dünyaya teker teker böyle her ülkeye video çekmem falan gerekiyordu. Onlar da beni çok yordu. Vallahi derdi dünya olanın dünya kadar yükü oluyormuş gerçekten. Yani halimden de belli oluyordur zaten. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafa kimse anlam veremedi Aleyna Tilki'nin. Tasarım bir vazoyla önce poz veren, sonra da kırık vazoyla ikinci pozu veren Aleyna Tilki bu paylaşım için bakın ne diyor. Ya şey vazo değil, gölge işte take it or leave it yazmış işte şeye. Çekerken kırıldı ama güzel bir story oluştu oradan yani. Onu paylaştım, herkes vazoyu kırmış falan dedi. Niye kırayım canım, sanat eseri yanlışlıkla kırıldı yani. Benim fotoğraflarıma kimse anlam veremiyor ki zaten. Ben de bir aslında anlamı olsun diye çekmiyorum yani. Hani bir mesaj da vermeye çalışmıyorum yani genelde. Doğal hallerimi çekiyorum yani. Neyse teşekkürler. Tasarım gözlükleriyle Hande Yener'i görüntülüyoruz gecelerde. Ancak pek konuşkan gününde değil. Gözlüklerimiz çok şey. Yeni tarzınızı soralım. Saç rengini değiştirdiniz ve çok yakıştı size. Harika, çok güzel her şey yolunda. Efendim en son bir ilaç kullanıyordunuz, tedavi görüyordunuz. Devam ediyor mu? Sağlık durumunuzu öğrenebilir miyiz? Sağlık durumunuz nasıl oldu? Her şey olur mu? İlaç kullanmaya ya. Devam ediyor musunuz? 1-2-3 yıl daha kullanacağım evet. Teşekkür ederim. Show TV'nin sevilen dizisi Oğlumun oyuncularından Mina Derman'ı görüntülüyoruz şimdi de gecelerde. O gece doğum günü genç oyuncunun neler diledi hemen soralım. Güzel güzel dileklerimi diledim. Öncelikle sağlıklı ve arkadaşlarımla ailemle çok güzel günler diledim. Şimdi arkadaşlarımla zaten eğlenmeye geldim. Ufak her boşluk bulduğumda arkadaşlarımı görüyorum. Böyle güzel bir gün evet, oluyor. Yoğunluk. Gelelim Oğlum dizisine. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciden tam not aldı Oğlum. Çekimler nasıl gidiyor? Çok yoğun, çok mutluyum. Çok güzel gidiyor. Biz ekip olarak çok mutluyuz ve birbirimize çok güzel aile gibi olduk yani. Huzurlu bir ortam. İşte çok çalışıyoruz ama çok mutluyuz diyebilirim. Ceren oğlum gitti. Kokusu da uçup giderse ne yaparım ben? Elinde çiçeklerle Sırça isimli oyunundan çıkan Aslı Enver'i görüntülüyoruz. Müstakbel kayınvalidesi onu izlemeye gelmiş. Çiçekler Önder Öztarhan'dan. Müstakbel kayınvalideniz ve Önder Bey de gelmişti galiba çiçeklerde ondan. Evet Deniz Hanım'la Önder Bey izlediler. Evet geldiler oyunu izlediler. De buldular sizi. Evet, öyle oldu. Fikirleri nasıl olduğunu ilk defa izledi kayınvalidenizdir. Evet, arkadaşlar yapmayın ne olur. Yapmayın. Beğendin mi peki? Evet, evet beğendiler. Yine dolu dolu da gidiyor oyun. Neler söyleyeceksiniz orada? İyi, iyi. Açma. Oyunun bir başka ismi Güven Murat Akpınar da Aslı Ender'in yanında. Biraz yorgun. Nasıl geçiyor, nasıl güzel, tepkiler güzel. Geliyor? Güzel güzel, yolunda vallahi. Evet, bittim. İnşallah toparlayacağım. Bittim onu. Geçtiğimiz hafta bir Covid testini verdik. Pozitif çıkma durumu olmuş. Tamam, atlattım. İyisin şu an. Set devam edecek mi? Bölüm yetişmiyor bitti. Galiba. Yok, biri yetişmedi de şimdi yetişiyor bu hafta. Peki. Aslı Enver'e dönüyoruz yeniden. Önder Öztarhan'ın romantik bir erkek olup olmadığını merak ediyor basın mensupları. Her zaman çiçekler alır mı? Romantik midir böyle sürekli çiçekler gelir alır mı? Nerem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftini gece yürüyüşünde görüntülüyoruz. Hadise bize yetişemezsiniz diyor. Siz bizim hızımıza yetişemezsiniz onu söyleyelim. Tamam, biz koşarız Hadise'yi. Hadise'ye geçtiğimiz günlerde basında çıkan bazı iddiaları soruyoruz. Bakın ne diyor. Özel konulara biliyorsunuz ben hiç bugüne kadar cevap vermedim vermem de. Biliyorsun. Evlilik tarihini alsaydık en azından. Bu yaz mı? Nerede olacak? Hayır. Bu yaza dair haberler sürekli Türkiye'de mi olacak peki? Bu kimseyi ilgilendirmiyor bu. Birçok da eleştiri de yapılıyor bu konuda ama bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey demiyoruz. Evet. Sıfır. Yine sıfır makyajla da çok da güzelsiniz Hadise. Teşekkürler. Gazeteciler o gece bir anlamda maden bulmuş gibiler. Çok sık görüntüleyemedikleri, daha doğrusu konuşamadıkları çifti yürüyüşte yakaladılar. Mehmet Dinçerler de durumun farkında. Hiç arayıp da bulamadığınız bir şey herhalde bu. Hani yürürken böyle yakalayalım bir yere kaçamasınlar diye. Hadise konuşmayacak belli ki. Peki işlerden bahsedelim. Var mı yeni bir gelişme? Ve çok güzel projelerimiz var. Murda'yla şarkımız hazır. Hayırlı olsun. Aynen onları konuşalım. Şey yapacağız işte, klibimizi çekeceğiz. Burak Yeter'le şarkımızı bitiriyoruz. O da bir tık uzun sürdü ama oluyor böyle şeyler.
Onun dışında Ersay Üner'den bir şarkı geliyor. Aa. Onun için çok heyecanlıyım. Çok güzel projeler var. Oyuncu Serkan Çayoğlu ile birlikteyiz şimdi de. Görmeyeli neler yapıyor? İyi vallahi, bu ara dinleniyorum. İşte projeler geliyor, okuyoruz. Bir şeyler yapacağım gibi duruyor yazdan önce. Bakalım. Hemen düğün tarihini soralım diyoruz. Özge Gürel'le evlilik yolunda emin adımlarla gidiyorlar zira. Bir plan yaptılar mı? Yaz sonu gibi olacak ama hakikaten tarih belli değil. Belli olduğunda zaten paylaşılır, söyleriz, yazılır, çizilir. Ama şu an net bir tarih yok, mekan falan hiç de belli değil. Ya genelde sorup ağzından laf almaya çalışıyorlar ama hakikaten yok. Yani belli bir şey olsa söylerim. Oyuncu Öykü Karayel, oğlu görüntülenince gazetecilere sert çıktı. Alışveriş merkezinde gergin anlar. Ama çektiniz ya zaten. Az sonra. Hakan Meriçliler, İspanyol sevgilisiyle birlikte gazetecilerle nasıl köşe kapmaca oynadı? Yeşillerle yakışmış efendim. Sabah ilişkin var. Nasıl gidiyor? Az sonra. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in dünden bugüne şöhret yolculuğunu getiriyoruz ekranlarınıza. Nasıl ünlü oldu? Onu kim keşfetti? Ama ben senin yanında olmak istediğim için yanındayım. Karın olduğum için. Sosyolog olacakken neden oyunculuğa geçti? Sosyolojiye başlamıştım Almanya'da. Herhalde sosyolog olurdum. Ünlü oldu. İlk yıllardan bu yana nasıl güzellik evrimi geçirdi? Kendimde mutluyum. Dört dörtlük diyemem kendim için. Hayatının aşkı Burak Özçivit'le nasıl tanıştı? Burak abi selamlar. Hakkındaki hangi haberleri sürekli olarak yalanladı? Malzeme artık herhalde oralarda aranıyor. Herhalde o kadar tıkandık. Bilmiyorum. Üzücü ama yapacak bir şey yok. İşte ilk dizisinden oğlu Karan'a kadar Fahriye Evcen'in portresi. ...7 yaşında Naziler evlerini yakmaya çalıştı. Fahriye Evcen'in hayatının az bilinen detaylarından biri... ...belki de onun hayatının dönüm noktası oldu. 7 yaşındayken Alman neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca... ...Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'ye geldi, keşfedildi, hayatı değişti. Tatil için geldiği Türkiye'de keşfedildi Fahriye Evcen. Rahmetli Oya Aydoğan onu televizyon programında izleyiciler arasında keşfetti ve oyunculuk hayatı başladı. İlk dizisi Asla Unutma'da 19 yaşındaydı. Ben çok kötü durumdayım. Cep telefonum bile yok. Ne olur gel, çaresizim. Bir yıl sonra Fatma Girik gibi bir ustayla Hasret dizisinde oynadı ve acemiliğine rağmen dikkat çekmeyi bildi. Bağırıyorum, sesleniyorum. Niye cevap vermiyorsun? Çalışıyordum anne, duymadım. Yalancı. Yine o deftere bir şeyler yazıyorsundur sen. Anne, buna dokunursan ya da bir dokunan olursa vallahi kendimi öldürürüm, haberin olsun. Sus. Ağzından yel alsın. Hayatını değiştiren rol 2006'da geldi. Ekran fenomeni Yaprak Dökümü'nün Necla'sı olarak büyük patlama yaptı. Allah'a emanet yavrum. Cem'i de öp benim için. Onun da selamları var. Nehir teyzem, Fikret ablan güle güle gitsinler gelsinler diyorlar bak. Tamam canım. Çok öp onları da. Sosyoloji okudu. Sosyolog değil, oyuncu oldu.
Yaprak dökümüyle geniş kitlelere ulaşan Fahriye Evcen, tesadüf eseri oyuncu olmasa bir sosyolog olabilirdi. Sosyolojiye başlamıştım Almanya'da. Herhalde sosyolog olurdum. Şimdi farklı bir şey okuyorum. Ama okulumu bitirip hangi bölümü okuyorsam o mesleği yapardım. Sosyolojiyi bitiremedi ama Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü okudu sonrasında. Oradan mezun oldu güzel oyuncu. Boğaziçi Üniversitesi'nde tekrar eğitimi başlatıp sıfır noktasından başlatıp farklı bir bölümde eğitimimi tamamladım. Yani geçen sene mezun oldum. O yüzden çok yakın bir zaman. Ben hani böyle bir ara verdikten sonra tekrar eğitimin hakikaten ne kadar önemli olduğunu idrak ederek ve kesinlikle tamamlanması gerektiği düşüncesiyle tekrar geri döndüm. Ama kaderi oyunculukla çizilmişti bir kere. 4 sene rol aldığı Yaprak Dökümü sırasında ilk filmi Cennet'te Engin Altan Düzyatan'la birlikte rol aldı. Senin bir adın var mı? Var. Ne güzel. İnsanın adının olması çok güzel bir şey. Evet, çok güzel. 2008'de ikinci filmi Aşk Tutulması'nda Tolgahan Sayışman'la başrol oynadı. Sen beni aptal mı sandın? Ne? Ben sadece annemleri gezdirmek için geldim buraya. Nereden bileyim senin karşıma çıkacağını? Bak sen, ya bilsen gelmeyecektin yani. Uğurdu değil mi? Bana bak. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Annemler gelince biz kalkacağız. Sen de bir daha karşıma çıkmayacaksın. İyi tamam be, çıkmayız. Güzelliğine yeteneğini ekledi. Fırtına gibi esti. 4 yıllık Yaprak Dökümü macerasının ardından o artık ekranların aranan yüzüydü. 2011'de Yalancı Bahar dizisiyle yine aynı yıllarda Takiye ve Signora Enrica ile İtalyan Olmak filmlerinde rol aldı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye ayaktasın hala? Uyku tutmadı. Yatakta döndün. Mehmet'i uyandırmayayım diye kalktım ben de. Kuzuları saydın mı? Evet ama işe yaramadı. En dikkat çektiği performanslarından birine 2012'de Özcan Deniz'le oynadığı Evim Sensin filminde imza attı. Ey kız balık mı aldın da yoksa kocam aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa kocam aldın? Kör müydü gözlerin? Oh oh mini kız. Onu gece mi aldın, onu gece mi aldın? O filmde hem oyunculuğuyla hem de Sen Yârim İdun şarkısındaki sesiyle etkiledi izleyiciyi. Sen yârim idun, sevdum idun. Söz vermiştuk ölümüne. Sen benim idun. Çalı Kuşu'nun Feridesi oldu. Hayatının aşkını buldu. Veda dizisinin hemen ardından hayatının aşkını bulacağı diziye imza attı. Çalı Kuşu dizisinde başrol oynadığı Burak Özçivit'le ilk günden itibaren çok yakıştırılmışlardı. Akşama misafir varmış. Teyzem düzenli tertibi çıkarsına dedi. Ha. O halde hiç gerek yok. Sen her halinde güzelsin. Tekirdağ'ın havası senin gözlerine iyi gelmiyor anlaşılan. Verir misin elbisemi? Hayır vermem. Kemal ver şunu dedim. Hayır bırak. Aa, ben... Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Hatta bayıldım. Feride. Ne olur gidelim. İstanbul'a gidelim. Çok sıkıldım ben burada. Gitmeyeceğim. Ben iznimi burada geçireceğim. Ama sen gidersen memnun olurum. Gidemem. Ben sensiz hiçbir yere gidemem. Kim bilebilirdi ki Çalı Kuşu dizisindeki evlenme teklifinin gerçek olup bir gün Burak Özçivit'le gerçekten evleneceğini. Benimle evlenir misin? Eğer bana evet dersen baştan aşağıya mutluluk olurum. Bırakırım şairliği. Şairlik zaten mutsuz adam işi. Senden hala şiir mi var? Senin yüzünden hala. Burak Özçivit'le Çalı Kuşu'nda başlayan aşkları 2015'te Aşk Sana Benzer filmiyle taçlandı.
Sen geldikten sonra kendimi hatırladım. Ne istediğimi buldum. Kalbimin dengini buldum. Burak Özçivit'le tanışma ve evlilik süreci. Oynadıkları dizide o kadar yakıştırılıyorlardı ki Fahri Evcen sokakta röportaj verirken bile Burak Özçivit tezahüratlarına maruz kalıyordu. Burak abi selamlar. Gençler. Onlardan da destek, tam destek. Ve sonunda beklenen oldu, evlilik geldi. Rüya gibi bir törenle evlendiler 2017'de. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. Ve bu evlilik ilk meyvesini 2019'da verdi. Dünya tatlısı Karan o yıl dünyaya geldi. Çok değişti, çok güzelleşti, güzellik elçisi oldu. Yıllar içinde belki de en büyük değişimi gösterip en çok güzelleşen ünlülerin başında Fahri Evcen geliyor. Ülkemizin güzellik elçisi seçilmiş bir yıldız o. İddialı, inanılmaz iyi hissettiren bir şey. Ben sloganı duyunca zaten wow dedim. Bakımlı olmayı, güzel olmayı her daim çok sevdi Fahri Evcen. Kendine özen göstermediği bir dönem yok gibi. Saçlar olsun, cilt olsun, her zaman bakımlı ve sağlıklı görünmeye çalışıyorum. O kendini çok güzel bulmasa da... Mutlaka vardır. Yani kendimde mutluyum. Dört dörtlük diyemem kendim için. Herkesin mutlaka kendine baktığında mutlaka gördüğü kusurları vardır. Ama önemli olan kendini olduğu haliyle, kusurlarıyla bile iyi hissetmek ve mutlu hissetmek. Bence önemli olan bu. Yabancı ressamlara ilham veren bir yüzü var. Portre yapan ressamı evet bulduk ama henüz resmimize ulaşamadık ve yakın zamanda umarım resim için öyle bir araya geleceğiz. 2017 yılında Los Angeles merkezli bir internet sitesinin açtığı dünyanın en güzel 30 kadını oylamasında aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede 9. sırada yer aldı. Ve güzelliğini kanda kırmızı halıda tüm dünyaya gösterdi. Kapris Kraliçesi haberleriyle her daim savaştı. Fahri Evcen'in kariyeri boyunca en çok haber olduğu konulardan biri kaprisli olduğu iddiasıydı. Hani ciddiye alınacak çok haber değeri taşıyan haberler de değil. Çok da üzülüyorum çünkü gerçek haberler de değil, bir aslı da yok. Ciddiye almasa da bu haberleri hep çıktı karşısına bu manşetler. Malzeme artık herhalde oralarda aranıyor. Herhalde o kadar tıkandık bilmiyorum. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Yani işimize devam ediyoruz, işimi yapıyorum. Maalesef hiçbirinin aslı yok. Şıklık konusunda sınıf atladı. Kariyerinin ilk yıllarında giyim kuşam konusunda kendi zevkine güvendi ve çok hatalar yaptı. Yani okazyona göre de tabii değişiyor ama genelde kendi zevkime güvenerek giyiniyorum. O şekilde. Ama sonraki yıllarda profesyonel yardım alarak tercih ettiği kıyafetlerle en şıklar arasına girdi. Oyunculuğu kadar sesiyle de beğenildi. Fahri Evcen yer aldığı projelerde söylediği şarkılarla da beğenilen bir yıldız. Evim Sensin'deki şarkıları kadar Çalı Kuşu Aşk Sana Benzer'deki şarkılarıyla da sevilmişti. Yalvarırım ne olur başka birini sevme. Ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende. Fransızca La Vie en Rose şarkısını söylediği reklam filmi de çok beğenilmişti. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Ama belki de onun için en özel şarkı
eşi Burak Özçivit'le yaptığı düetti. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düzeldi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, yokluğunda soludu gönlüm. Oğlunun dünyaya geldiği 2019 yılından bu yana inzivaya çekilen Fahri Evcen'in yeni projelerle mesleğe dönmesini merakla bekleyen hayranları onu ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım. Müslüm Baba'yla Mutlu Ol Yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Minik Serçe ile Yaz Demedim. Yine dünya eski, hamam eski nikah. Ebru Gündeş ile Ben İnsan Değil Miyim. Ben insan değil miyim? Ben insan değil miyim? Ahmet Kaya'yla Yakamoz. Yağmur yağar, ıslanır mısın, uyanam. Güneş doğar, kurulmazsın, uyanam. Dua Lipa'yla Dom Dom Kurşunu. Efsane İbrahim Tatlıses şarkılarını İbo'yla Ünlü Sesler düet yaparsa. Yürüdüm yavaş yavaş, kundurama. Az sonra. Yürüdüm yavaş yavaş, kundurama de gidi taş. Denedik ve oldu. Nadide Sultan'dan sıra dışı güllaç. Bunun adı Nadide Güllacı. Nadide Güllacı bu. Nadide Güllacı. Tabii. Çikolatalı, Hindistan cevizi ve hatta tek taş yüzüklü güllaca bayılacaksınız. Ustam yüzüğün nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tam şurada. Ben o noktayı kestirdim. Tamam. Evet, yanlış görmediniz. Dünyada bir ilk. Nadide Sultan'dan en nadide tek taşlı güllaç tarifi. Ustam yüzüğüm boğulacak içinde ya. Bir de ben bunu kimseye vermeyeceğim çünkü içinde yüzüğüm var. Az sonra. Denedik ve oldu. Nadide Sultan'dan sıra dışı güllaç. Bunun adı Nadide Güllacı. Nadide Güllacı bu. Nadide Güllacı. Tabii. Çikolatalı, Hindistan cevizi ve hatta tek taş yüzüklü güllaca bayılacaksınız. Ustam yüzüğün nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tam şurada. Ben o noktayı kestirdim. Tamam. Evet, yanlış görmediniz. Dünyada bir ilk. Nadide Sultan'dan en nadide tek taşlı güllaç tarifi. Ustam yüzüğüm boğulacak içinde ya. Bir de ben bunu kimseye vermeyeceğim çünkü içinde yüzüğüm var. Az sonra. Magazin dünyasında son bir haftada neler yaşandı? En yeni gelişmeler ve bomba gibi haberlerle haber turumuz geliyor ekranlarınıza.
bebek müjdeleri, yakalanmalar, doğum günleri, isyan dolu açıklamalar. İşte magazin dünyasından son gelişmeler. Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi. Çok heyecanlıydı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Hanım'ın hamileliğinden sonraki ilk röportajında. Güzel duygumuzu paylaşan sizler dahil olmak üzere herkese, yani tanıdığımız, tanımadığımız herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir duygu, çok mutluyuz. Herkese nasip etsin, isteyen herkese Allah nasip etsin. Sağlıklı bir hamilelik döneminin ardından Başak Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi önceki gün kucağına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ baba, Başak Tatlıtuğ anne olmanın heyecanını yaşadı. Çok değil, doğumdan birkaç saat önce paylaşmıştı bu fotoğrafı Başak Tatlıtuğ. Seni beklerken diye sesleniyordu oğluna. Kurt Efe bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve dünyaya gözlerini açtı. Yine doğumdan sadece birkaç saat önce yakalanmıştı kameralara. Doğumu bekliyordu, heyecanlıydı. İyiyiz, heyecanlıyız. Hani nasıl, ne gerekiyorsa bekliyoruz işte. Yakın zaten artık. Kurt Efe ismini sordu muhabirler. Kurt Efe ismine eşiyle ortak karar verdiklerini söyledi. Ben söyledim zaten. Açıklamasını da yaptım aynı, yazıldığı gibi. Ortak mı karar verdiniz yoksa? Ortak karar verdik. Yok, ortak. Kurt Efe Tatlıtuğ'un dünyaya gelmesi sevinç yarattı Tatlıtuğ'larda. Doğuma giren ve o anlarda gözyaşlarına boğulan Kıvanç Tatlıtuğ, doğum sonrası şu mesajı paylaştı. Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kurt Efe'ye sağlıklı bir ömür diliyor. Kıvanç Başak Tatlıtuğ çiftini tebrik ediyoruz. Murat Yıldırım'a Aziz setinde doğum günü sürprizi. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in başrol oyuncusu Murat Yıldırım'a sette doğum günü sürprizi yapıldı. Dizi ekibinin hazırladığı sürpriz kutlamaya Yıldırım'ın eşi İman Yıldırım da eşlik etti. Elinde pastayla içeri giren eşinin arkasında toplanan oyuncu ve çekim ekibini gören Murat Yıldırım şaşkınlığını gizleyemedi. Teşekkür ederim, sürpriz oldu. Hepimiz için, bütün Aziz ekibi için çok güzel dileklerimi tutuyorum ve kendim için de bir dilek tutacağım şimdi içimden. Aa, ciddi mi? Küçülmüş bu yıl. Eşinden aldığı pastayı önce Aziz dizisi, sonra da kendi için dilek tutarak üfleyen Murat Yıldırım, tüm ekibe ve gün boyu tebrik mesajları yağdıran hayranlarına teşekkür etti. Çok uzundu da. Yes! Git orada bağır sahne ciddi. Vay, bundan az bir şey istedim. Taze aşıklar bu kez Londra'da yakalandı. Kerem Bürsin ayrılığı sonrası Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la beraberlik yaşayan Hande Erçel, eski rol arkadaşı olan yakışıklı oyuncuyla İstanbul gecelerinde sobelenmişti. İyi geceler kazas falan. Hadi. Aşktan son görüntü Londra'dan yansıdı. Kaan Yıldırım ve Hande Erçel Londra sokaklarında böyle görüntülendi. Aslında ilk sadece aşk, seni yaşasam, nasıl olsa dönüşü olay. Kibariye'nin kızıyla ilgili dolandırıcılık iddiası. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçını yaptırdığı kuaförden parasını ödemeden kaçarcasına ayrıldığı görüntüler gündeme oturdu. Müzik
4 saat boyunca saçını yaptıran ve 2500 lira tutan hesabı annem ödeyecek diyerek salondan kaçan Birgül Küçükbalçık'ın kuaförü isyan etti. Ben dedim ki bu şekilde gönderemem sizi. Dememe kalmadı, zaten dışarı çıktım. Ben arkasından çıktım da arabaya binip gittiğini gördüm. Sonra kamera kayıtlarından gördük zaten. Hiç arkasına bile bakmadan gitmiş. Olayın görüntüleri basına yansıyınca Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın kuaförü arayarak yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediği öğrenildi. Ünlüleri buluşturan ödül gecesi. Ülke turizmine ve farklı yardım derneklerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz projesinin Pervin Ersoy ve Bilge Kuru Ev sahipliğinde yapılan ödül gecesindeyiz. Kerem Cem gecedeki isimlerden 6. albümünü yapıyor. Müziğe ihanet ettiğini düşündüğü için bu albümü çok önemsiyor. Benim 6. albümüm olacak bu. 7. albümün şarkılarını yapmaya başladığım için üretim konusunda bir sorunum yok. Artık böyle buluşturmak ve konserlerde tekrar buluşmak istiyorum. Ben kendimi müziğe affettirmeye çalışıyorum çünkü çok ihmal ettim onu oyunculuk derken. Suzan Kardeş törenin ünlü yüzlerinden. Sezen Aksu imzalı Sıfır Bir şarkıyı Hıdır Elez'de yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu arada bir müjdem var. Yeni bir Sezen Aksu şarkısı. Sözü, müziği, her şeyi hayalimde oldu. Hayırlı olsun diyelim. Sıfır Bir şarkı. Müge Boz'la eşi Caner Erdeniz geliyor. Müge Hanım'a doğum gününde güzel bir hediye almış beyefendi. Caner çok önemli. Yani hediye seçimlerinde gerçekten inanılmaz iyi. O yüzden ben hep böyle şey oluyorum. O kadar iyi bir hediye seçti ki şimdi ben ondan ne seçeceğim diye her seferinde beni böyle bir şey üste taşıyor. Gecenin sunuculuğunu Show TV'nin sevilen yüzü Ebru Akel yapacak. Şıklığı göz kamaştırıcı. Yaz geliyor artık, bahar kendini evet, hissettiriyor. Yaz gelince. Gelsin ama öyle değil mi? Artık yani renkleri ve bu yılın her şeyini biraz kullanmak istiyorum. Ben de beğendim elbiseni. Teşekkür ederim. Oktay Kaynarca, gecenin ev sahibeleri Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ile birlikte. Bizimle Bayburt'a geldiniz. Bayburt'ta çok güzel bir müze gezdik beraber, Baksı Müzesi'ni. Türkiye'nin güzellikleri saymakla bitmiyor, görmekle bitmiyor. Keşke herkes ülkemizi daha çok gezse, daha çok şehirlerimiz hakkında bilgi sahibi olsa. Hakikaten iki gün beraberdik. Evet. O iki gün içerisinde çok güzel anılarımız oldu. Orayı görmüş olmak da benim için hakikaten büyük bir şanstı. Öyle bir yer olduğunu bile bilmiyordum, düşünün yani. Uzay Müzesi. Evet, gerçekten var. Çok enteresan bir yerdi. Herkesin de gitmesini tavsiye ediyoruz. Özcan Deniz törenin konuklarından yeni sevgilisiyle çıktığı Kapadokya tatilini soruyor muhabirler. Kapadokya tatilindeydiniz. Ne taraftan? Ne taraftan gidiyor? Nasıl geçti? Tabii yıllar sonra Asmalıkonağı da ziyaret etmişsiniz. Evet. Güzel bir ziyaretti. Asmalı konağı değil. Yani genel olarak Ürgü bir ziyaret ettik. İranlı genç sevgilisi Samar Datgar'la ilişkisine dair sessiz kalmayı tercih ediyor. Beraberleriniz nasıl gidiyor? Arkadaşlar biraz müsaade alalım Özcan Bey'e. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevilen program Gelin Evi'nin sonucusu Aslı Hünel de törende. Gittim final bölümünü çektim. Hemen gece benim için çok önemli bir gece. Dostlarım benim için çok kıymetli. Onlar için geri geldim. Ve burada katıldıktan sonra tekrar Bursa'ya döneceğim ve çekimlere devam edeceğim. Gecenin bir başka sunucusu Serkan Çağrı ile beraberiz. Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği, kendisinin klarnetiyle eşlik ettiği Samsak Döveci türküsüne geliyor söz. Lan dedi lan 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 dedi lan lan samsak döveci. Güm güdü güm bam güm bam güm bam eve gülmeci. Şöyle söyleyelim, öncelikle bu bir türkü. Uzun zaman sonra bir türkünün bu kadar popüler olması, bu kadar insan tarafından çok sevilmesi bizim kültürümüz adına gerçekten sevindirici bir şey. Türkü sevildi ama ikilinin de arasını açtı. Elif Buse Doğan türküyü Serkan Çağrı'dan ayrı olarak kliplendirmek isteyince araları açılmış. Bizim aramızı açan şey parçanın çok tutması, çok tıklaması ya da sosyal medya olayı değil. Parçanın, bizim beraber ortak yaptığımız bu türkünün hep beraber aldığımız bir kararla program sonrasında kliplendirelim, birlikte yapalım kararı. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak yol alındı. Serkan Çağrı isyanda. İsyanının nedeni Elif Buse Doğan'ın vefasızlığı. Ama benim için önemli olan, çok uzun zamandır birlikte program yapıyoruz. Elif 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı.
Biz kendisine, eşim de ben de çok büyük emekler verdik. Kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan tek şey vicdan. Yani bizi ahde vefasızlığı üzmüştür. Başka hiçbir şey değil. Komşuları başıma üşürdüm. Lan dıdı lan 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 dıdı lan lan samsak döveydi. Güm bütü güm bam güm bam güm bam eve güveydi. Bana karşı yapılan en büyük buradaki haksızlık, yapılan emeğe, ailece verdiğimiz desteğe saygısızlıktır. Bunun ötesinde de söyleyebileceğim bir şey yoktur. Yolu açık olsun. Konuştukça öfkesi artıyor Serkan Çağrı'nın. Ama Elif'in gerçekten 6 yıldır, 5 yıldır yanımızda, evimizde yaşayan bu insanın bu ahde vefasızlığı göstermesi beni ve ailemi çok üzmüştür. Başka hiçbir sorunumuz yoktur. Hande Alkan gecenin konukları arasında. Selengör Güzel'le boşanmasına geliyor konu. Neredeyse bir 10 yıllık beraberliğin ardından böyle bir karara ulaştık. Gayet iyi şu anda herkes. Saygı sevgi çerçevesinde bu iş noktalandıktan sonra da böyle de devam edecektir. Sorun yok diyor ama boşanma sonrası mal paylaşımı ve Selen Hanım'a bıraktığı araba çok tartışılmıştı. Hamdi Alkan'a göre eski eşiyle arasında bunlar problem değil. Ortalığı kırıp dökmedikten sonra, saygı sınırlarını dağıtmadıktan sonra, yani medeni bir şekilde, yani zaten nedir evlilik? Medeni kanunla tanımlanmış bir kurum. Biz de medeni bir şekilde sonlandırdık. Bundan sonra herkes yolunda. Hamdi Alkan artık hayatını yaşadığını söylüyor. Şu anda ben hayatımı yaşıyorum. Kızım geldi, küçük kızım, onunla beraberim. Projelerime yöneldim. Dediğim gibi bunlar dünyanın sonu şeyler değil. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. O iyi dileklerde bulunan sevgili Selen'e de çok teşekkür ediyorum. Aynı dileklerle ben de ona cevap veriyorum. İnşallah bundan sonra herkes için en hayırlısı olur. Israrlı sorular devam edince bakın ne tepki veriyor. Peki bir araya geliyor musunuz? Yok abi. Törene geçiyoruz. Ünlü isimler marka şehirlere ödüllerini takdim ediyor. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım. Müslüm Baba'yla Mutlu Ol Yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Minik Serçe ile Yaz Demedim. Yine dünya eski, havam eski. Ebru Gündeş'le Ben İnsan Değil Miyim? Ben insan değil miyim? Ahmet Kaya'yla Yakamoz. Yağmur yağra ıslanırsın uyanam. Güneş doğar kurulmazsın uyanam. Dua Lipa'yla Dom Dom Kurşunu. Efsane İbrahim Tatlıses şarkılarını İbo'yla Ünlü Sesler düet yaparsa. Yürüdüm yavaş yavaş kundurama. Az sonra. Yürüdüm yavaş yavaş kundurama de gidi taş. Hasanur Sancak Tutan'ın güzel pozlarının kamera arkası. Az sonra. Nadide Sultan'ın görüp görebileceğiniz en ilginç güllaç tarifini getiriyoruz ekranlarınıza. İşte o Hindistan cevizli, çikolatalı ve tek taşlı güllaç. Denedi
geldik ve oldu. Nadide Sultan'dan sıra dışı güllaç. Bunun adı Nadide Güllacı. Nadide Güllacı bu. Nadide Güllacı. Tabii. Çikolatalı, Hindistan cevizi ve hatta tek taş yüzüklü güllaca bayılacaksınız. Ustam yüzüğün nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tam şurada. Ben o noktayı kestirdim. Tamam. Evet, yanlış görmediniz. Dünyada bir ilk. Nadide Sultan'dan en nadide tek taşlı güllaç tarifi. Ustam yüzüğüm boğulacak içinde ya. Bir de ben bunu kimseye vermeyeceğim çünkü içinde yüzüğüm var. Ramazan gelir ve bu mübarek ayın tatlısı güllaçlar sofraları süsler. Bugün Nadide Sultan'la sizlere görüp görebileceğiniz en sıra dışı güllaç tarifini vereceğiz. Bugün çok özel bir tatlı yapacağız. Ramazan'a özel bir tatlı biliyorsunuz güllaç. Ama güllaçı biz çikolatalı sütlü ve Hindistan cevizli yapacağız. Evet, biraz farklı malzemeler var. Tabii. Bu değişik bir güllaç. Nadide güllaçı bu. Nadide güllaçı. Tabii. Bu nadide. Ustam çaktırma. Başlıyoruz nadide güllacını yapmaya. Şimdi böyle yerleştirdikten sonra her kata şey yapacağız. Şu karışımımızdan koyacağız. Karışımımızı söyledik. Çikolatalı süt. Biraz içinde şey de var. Hani çok sevdiğimiz bir çikolata var ya, birazcık ondan da var, kahvaltılık bir çikolata. Azıcık o aromasını versin diye. Şimdi bununla böyle ıslatacağız. Islattıktan sonra diğer katı koyacağız. Ta ki 5. kata gelene kadar. 5. katta sürpriz var. 5. katta bizi büyük bir sürpriz bekliyor. Ne acaba? Ta 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 tam. 5. kat sürprizi geliyor. İşte merakla beklenen 5. kata geldik. Sürpriz başlıyor. Şimdi fındık koyuyoruz. Hindistan cevizini de koyuyoruz. Her tarafa yayalım. Normalde olmuyor değil mi bu sizin? Tabii bu tamamen benim. Benim şeyim, tarifim bu. Çikolata şöyle serpeceğiz. Arasına. 5. katın sürprizi ne olacak? Yüzüğü içine koyun, yiyeceğiz. Aa, evet. Evet, 5. katın sürprizi. İyi fikir. Koyalım. Tek taşımızı koyalım. Bakalım şanslı kim? Kime nasıl olacak? Ta 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 ta. Ustam sen ayarlarsın o dilimi. Sen anlamışsındır kaçıncı dilimde olduğunu bile. Bana gelebilirsin. Tam orta dilimle ben onu çıkartacağım size. Evet, yanlış görmediniz. Nadide Sultan'ın tek taşını koyduk güllacın içine. Ustam yüzüğün nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tam şurada. Ben o noktayı kestirdim. Tamam. Ben malzemeli elimi korkak alıştırmayayım. Artık Show TV benim için temizlettirir canım. Madem bir sürpriz yaptık, tam yapalım değil mi? Yüzüğe ulaşman imkansızlaştırmaya çalışıyorum aslında. Sen anlayamıyorsun. Evet. Ustam yüzüğüm boğulacak içinde ya. Çok fazla şey oldu. Gerçekten bence bulamayacağız galiba. Bence de. Ne olacak ya? Yüzükten bağımsız olarak güllaç harika görünüyor. Gel vatandaş, güllaça gel. Ama Nadide Sultan'ın aklı haliyle yüzükte. İyiyim ya. İyiyim. Bir gaza gelmesem o iyi olacak. Aklınız orada. Orada tabii. Senin olsa orada olmaz mıydı? Süsleme kısmını muhabirimiz Eren yapıyor. Ah bir de becerebilse. Evet. Şimdi buyurun Eren Bey, siz süsleyeceksiniz. Şöyle içinizden geldiği gibi serpiştiriverin bakalım. Süslemeden anlamam ama. Sen de yemek yani yapmadan anlamıyorsun. Tatlı nasıl yapıyoruz? Usta da kıramıyor. Şöyle mi? Usta Eren, nasıl? Hayır, Allah aslında aşkına şöyle. Şöyle atalım. Porsiyon porsiyon. Şöyle yapın. Evet, nasıldı? Bu daha çok Fatih Üren Kobra dansına benzedi. Güllacımız hazır ama yüzük de oralarda bir yerde bizi bekliyor. Güllacımız hazır. Bu tabii soğuyacak, iftar saatine kadar bekleyecek. Bir de ben bunu kimseye vermeyeceğim çünkü içinde yüzüğüm var. Güllaç kıvamını alırken bir sohbete koyulalım. Şu sıra konserler ve oğlu Kaan'la ilgili Nadide Sultan. Artık konserler bir senedir var. Kaan'ı da okula başlattım. Artık işime
Devam. Nasıl bir çocuk tam biliyor musun sizi? Pandemide özellikle devamlı evde kalan. Evet, evet. Ya pandemide en eğlenceli kısmı Kaan'ın konuşma dönemine, yeni konuşmayı öğrenme dönemine denk geldi. Onun için çok eğlendik biz onunla. Ama çok hareketli bir çocuk. Çok hareketli olduğu için de çok acıkıyor. Ben günde 6 öğün bir şey pişirmek zorundayım ve yani yumurtalı ekmek yapmaya çalışıyorum. Geri yumurtalı ekmeğin yumurtalarını mıncıklıyor. Ondan sonra hamurdan ekmek yapmaya çalışıyorum. Hamuru yemeye çalışıyor falan. Nadide Sultan sahnelere yıllarını vermiş bir isim. Son dönemdeki kıyafet savaşlarını soruyoruz. Polemiğe girmek istemiyor. Polemiğe girmem, polemiğe girindi de sevmem. Yani şaka bir yana. Herkesin kıyafeti kendini ilgilendirir. Ben kıyafetlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten polemiğe girecek. Tabii ki benim de görüşlerim var ama hiçbir şekilde söylemeyeceğim bunu. Tatil planlarını eşi Hakan Yonat'ın film çekimlerine göre yapmışlar. Sahi beyefendi bir film çekip Nadide Sultan'a rol verir mi? Eşim şimdi bir film çekiyor. Yeni başlayacak Haziran'da. Onun için onunla denk getirebildiğimiz tarihte inşallah tatile gideceğiz. Ufak bir rol falan, sürpriz bir şeyler bizde var mı? Bizde eşe hiç torpil yok nedense. Hiç. Hiç oynatmıyor beni. Oynatmıyor. Sohbet bitiyor. Güllaç geliyor. Yüzüğün olduğu dilimi kendine alan Nadide Sultan başlıyor aramaya. Bakalım çıkacak. Bu katta yok. Şöyle batırsanız zaten herhalde. Aha buldum. Buldum, yemin ederim buldum. Evet. Ben onu yerim işte. Allah kabul etsin. Evet, Allah kabul etsin. Sana yedirmezler. Vay 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 vay. Küçük bir taş ama olsun ya. Evet bulduk. Benim, çok mutlu oldum. Yalnız nokta ateşi. Aman ne bakmışım artık. Bu keyifli sohbet ve tarif için teşekkür ediyoruz Nadide Sultan'a. Hasanur Sancak Tutan'ın güzel pozlarının kamera arkası. Az sonra. Müslüm Gürses'le Mutlu Ol Yeter, Sezen Aksu'yla Yaz Demedim, Ebru Gündeş'le Ben İnsan Değil Miyim? Sırada İbrahim Tatlıses'in efsane şarkıları ve ünlü isimlerle düetleri var. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgilim üzülmem buna. Alıştım. Müslüm Baba'yla Mutlu Ol Yeter. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Minik Serçe ile Yaz Demedim. Yine dünya eski, hamam eski. Ebru Gündeş ile Ben İnsan Değil Miyim? Ben insan değil miyim? Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Ben kulun değil miyim? Ahmet Kaya'yla Yakamoz. Yağmur yağla ıslanırsın uyanam. Güneş doğar kurulmasın. Dua Lipa'yla Dom Dom Kurşunu. Efsane İbrahim Tatlıses şarkılarını İbo'yla Ünlü Sesler düet yaparsa. Yürüdüm yavaş yavaş kundurama de gidi taş. Yürüdüm yavaş yavaş kundurama de gidi taş. Her şarkısı bir başka ama bazıları efsane. Mutlu Ol Yeter onların en sevilenlerinden. Belki de dilinden bu şarkı düşmez. Dilin söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var mutlu ol yeter.
Bu şarkıyı Müslüm Gürses'ten de dinledik. Bir programında İbo ile Müslüm Baba Mutlu Ol Yeter düeti de yapmıştı. Alıştım yıllardır. Doyumsuz bir düet daha. İşte iki eşsiz ses, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter. Alıştım yıllardır ben yokluğuna, bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol, mutlu ol. Yeter, yeter. İbrahim Tatlıses'in en sevilen şarkılarından Bir Kulunu Çok Sevdim de sıra. Şarkıyı Arabesk albümünde yorumlayan Şevval Sam'la İbo'nun yorumlarını sizler için düet haline getirdik. Bir kulunu çok sevdim. Meşhur şarkıyı bir de İbrahim Tatlıses'e Kızı Dilan Çatağan düetinden dinleyin. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Elim kolum bağlanmış, çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyorum. İbo'nun sesinden çok sevdiğimiz Yalnızım Dostlarım şarkısına iki farklı yorum gelmişti. Rockçı Emre Aydın'ın yorumu farklıydı. Kıvanç Tatlıtuğ da bu şarkıyı oynadığı dizide yorumladı. O eski halimden eser yok şimdi, ızdırap içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. İbo'nun en sevilen hareketli şarkılarından Gülüm Benim de sıra. Tatlıses, Muazzez Ersoy düetiyle şarkıyı dinlemeye ne dersiniz? Karda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutluluksun, sana öyle hasretim. Bir eşsiz yorum daha. İşte İbo Sibel Can düetiyle Gülüm Benim. Gülüşlerin öyle güzel, can katıyor bu canıma. Ufkumdaki güneş gibi, içimdeki nefes gibi. Ne bir havas ne bir tutku, kara sevda. Derdim aşkım, canım benim.
İbrahim Tatlıses'in en damar şarkılarından Vur Gitsin Beni'yi Demet Akalın ve Zara da yorumladı. İşte üçlünün sesinden Vur Gitsin Beni. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. İbo denince akla ilk gelen şarkılardan Ben İnsan Değil Miyim'i Ebru Gündeş'le eşsiz düetiyle dinleyelim mi? Ben insan değil miyim? Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Ben kulun değil miyim? Çağırım dünyaya, beni sen attın. Şarkıyı bir de farklı bir sesten dinleyelim. İşte Türkiye'nin kendine has seslerinden Hayko Cepkin'den Ben İnsan Değil Miyim? Neden ağlattın beni sen kollarına? Siz iki düette sıra. İbrahim Tatlıses ve rahmetli Ahmet Kaya'nın ilk düeti Nankör Kedi. Sevmedin sevmedik, aşka boyun eğmedik. Bütün kötü huylarım, hatta güzel dostlarım. Senin için tem yetmedik mi? Bugün yine bana bana ağlama düşer. Çırağı gibi yana yana kül olmak düşer. İki efsanenin sesinden de dinlediğimiz Yakamoz'u bir de onların düetleriyle dinlemeye ne dersiniz? Yağmur yağar ıslanırsın uyanam. Güneş doğar kurulmazsın uyanam. Ay ışığı der durursun uyanam. Canım Dediklerim şarkısında kulakların pası silinsin istedik ve sizler için İbrahim Tatlıses Sibel Can düetini ekrana getiriyoruz. Canım Dediklerim düeti daha. İşte İbo, işte Bergen ve işte o harika düet. Beni bugünümden dünden ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kalmadı. Beni sevdiğime pişman ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Biraz eğlenceli ve farklı şarkılara ne dersiniz? İşte yıllar öncesinden İbrahim Tatlıses'le Sezen Aksu'nun beraber söylediği o şarkı. Yaz Demedim. Arzum yandı. Yine
Cem Yılmaz'la bile şarkı söylemişliği var İbo'nun. İşte Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, İzel ve İbrahim Tatlıses dörtlüsünden Yürüdüm Yavaş Yavaş. Yürüdüm yavaş yavaş, kundurama de gidi taş. Yürüdüm yavaş yavaş, kundurama de gidi taş. Kız ben senin yüzünden Cemlere dedim kardeş, vay le, vay le, vay le. Kız ben senin yüzünden Kenan'a dedim kardeş, vay le, vay le, vay le. İbrahim Tatlıses'le sevdiğimiz Don Don Kurşunu türküsünü Sibel Can'ın da katılımıyla dinlemek eminiz size büyük keyif verir. Ah dedim, ağladım, yaremi bağladım. Ah dedim, ağladım, yaremi bağladım. Ne gidi yar boynu ne gidi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. Gel gel güle gel, gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, börme dom dom kurşunu. Ama Dom Dom Kurşunu'nun bir versiyonu var ki milyonlarca kez izlendi internette. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sesiyle İbo'nun Dom Dom Kurşunu bir araya geliyor ve ortaya bu harika şarkı çıkıyor. Gel gel gümüle gel, gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, dönme dom dom kurşun. Hançer yarası de gir, dom dom kurşun de gir. Hançer yarası de gir, dom dom kurşun de gir. Bir eğlenceli düet daha. Yine uzun yıllar önce İbrahim Tatlıses'te Ebru Gündeş söylüyor. Ben ne biçim serseriyim? Aramıza neden girdi? Aramıza neden girdi? Uğursuz o kara kedi. Uğursuz o kara kedi. Yar eliyle bade verdi. Yar eliyle bade verdi. İçmesini. Bir İbo ve Sibel Can düeti daha. İki büyük ses Fosforlu Cevriye'mi söylüyor. Gözlerinde bellidir Cevriye'm. Sen de kara sevda. Oraya da fosforlu. Sen de kara sevda. İbrahim Tatlıses'e çok sevdiğimiz Leylim Ley şarkısının asıl sahibi Zülfü Livaneli'dir. İşte iki büyük sesin o düeti. Döndüm daldan kopan kuru yaprak. Seher yeri dağıt beni, kır beni. Götür tozlarımı buradan uzağıma. Ünlüler dünyasında yıldızı hiç barışmayan İbrahim Tatlıses'le Mahsun Kırmızıgül'ün ortak şarkıları Sarışınım'da sıra. Mahsun Kırmızıgül bestesi olan şarkıyı İbo da seslendirmişti. İşte o ilginç düet. Ne Esmer'de ne Kumral'da gönlüm yalnız sarışında. Ayrıldığım her şey onda sarışınım. Hülya Avşar'ın gözlerine yazılmış Mavi Mavi şarkısını İbo'yla Avşar Kızı'nın düetiyle dinlemek güzel olmaz mı? Mavi mavi.
Ama Mavi Mavi'ye bambaşka bir yorum getiren İsrailli Jerusalem Orkestrası'nın Mavi Mavi yorumu da dinlenmeye değer. Mavi Mavi. İsrail'in ünlü sesi Yasmin Levy'nin İbrahim Tatlıses'le yaptığı çarpıcı düette sıra. Tatlıses'in Seni Sana Bırakmam şarkısını bir de İbranice düetiyle dinleyin. Sanur Sancak Tutan'ın güzel pozlarının kamera arkası. Az sonra. Hafsa Nur Sancak Tutan bir derginin kapak çekimi için objektiflerin karşısına geçti ve birbirinden özel pozlar verdi. Hafsa Nur Sancak Tutan'ın güzel pozlarının kamera arkası. Güzel oyuncu Hafsa Nur Sancak Tutan bir dergiye verdiği pozlarda güzelliğini ve sempatisini gözler önüne serdi. İşte o fotoğraf çekiminin kamera arkası. Bu haftalıkta cumartesi sürprizinin sonuna geldik. Yarın yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize mutlu hafta sonları.